Düşünüyorum. Şimdi başlıyor. Geleneğimizde biliyorsunuz bir müzik parçası her zaman başında kısa bir şekilde ve programın sonunda da bir bütün halinde veriyoruz. Bu akşam İngiliz şarkıcı ve son dönemlerin çok ünlenen Adele'den bir parça seçtik. Million Years Ago parçası. Yani milyon sene önce anlamında Türkçesi de. Bu parçanın son dedikoduları çıktı. Ahmet Kaya'dan, eski bir şarkısından çalıntıymış diye. Ben şahsen biraz müzik sever olarak ikisini de dinledim. Öyle bir kanıya varmadım. Farklı belki bir ritim benzerliği var diye ama Türkiye bunu şimdi peşine düşüyormuş. Evet, çok güzel bir parça ve ileride göreceğiz ama şahsen zaten bu müzik parçalarında veya sanatta insanlar birbirinden haberdar olmadığı halde aynı ezgileri veya kısa bir bölümünü veya şiirlerde de bu olur. Aynı şeyler, dizeler bazen benzer şekilde yaratılabilir. Bu insanların yani görünmez bir iletişimi veya vardığı bilgi ve duyuş şekliyle ilgilidir diyorum. Evet. Yani bu konumuz, bu akşamki konumuz böyle bu güzel şarkı gibi değil. Çok biliyorsunuz uzun zamandır Kıbrıs görüşmeleri ve Kıbrıs konusu üzerinde yoğunlaşıyoruz. Ve bu akşam da beklemiyorduk yani böyle bir program yapmaya. Çünkü artık Ocak ayının son görüşmelerine başladı iki Cumhurbaşkanı. Ve Mart ayında bir seçim öngörülüyor. O nedenle bu Ocak ayında artık her şeyin belirlenmesi lazım diye düşünüyoruz. Yani en azından bir çerçeve, anlaşma veya bir deklarasyon ileriye yönelik ne olacağı şeklinde böyle bir beklentimiz var. Bugün ise bir haber çıktı. DC'den bir milletvekili seçimlerin 31 Ocak'ta bir toplantıya çağrılmış bütün partiler. Belki seçimlerin hani ertelenmesini DC olarak talep edecekler ama diğer partilerin pek kabul edeceğini sanmıyorum. Evet, böyle bir giriş yaptıktan sonra biliyorsunuz son günlerde toplumun kendi içinde çok büyük bir şeyler patladı. Böyle beklenmedik. Aslında eskiden gelen bazı tehlikeler ve bazı anlaşmalar yüzünden özellikle su konusunda yani yeniden keşfedilmiş gibi böyle son dakika bir büyük bir çalışma veya tartışma başlatıldı. Bunun yanında da Ercan başta olmak üzere böyle alışmadığımız ve devlet idaresinin zamanında çok iyi tedbir almadan bazı sözleşmeler yaptığı ve bu sözleşmelerin bedelini şimdi çok ağır ödediği veya diğer kurumlarda yolsuzluk olduğu, işte son zamanlarda Ercan Havaalanı için tutulan bir şirketin denetleme açısından onun bir takım sorunları var. Ercan Havaalanı'nın ihalesini kazanan müeyyideleri yerine getirmedi şartnameyi, fakat buna da bugüne kadar ses çıkarılmadı. O konuda da başka var ve bunun yanında daha başka toplumda şikayetler ve açık ve hesap verilebilir bir düzenin olmadığı şeklinde çok şikayetler var. Şimdi biz onları daha sonraki ele alacağız. Bu su sorunu çok önemli oldu ve son dakika biz de toplum olarak bir takım girişimlerde bulunuyoruz. Şöyle diyeyim, 2010 yılında
Devlet Bakanı Cemil Çiçek Türkiye adına ve Başbakan İhsen Küçük bir protokol imzalıyor. Kıbrıs'a su temin projesi adı altında. Daha sonra bu böyle yani işte güzel bir şey, Kıbrıslara su hediye edeceğiz, su getirileceğiz diye bir takım yayınlar yapılıyor. Bu protokol imzalanıyor ve bu protokol 2012 yılında Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Bakanlar Kurulu muydu? 2011'de, pardon, 2010'da anlaşma yapılıyor. 2011'de de Bakanlar Kurulu tarafından bu anlaşma, iki devlet arasının yetkilileri tarafından, Bakanlar Kurulu'ndan onay alıyor. 2012'de ise Meclis Genel Kurulu'na geliyor ve Meclis Genel Kurulu'nda da çoğunluk oylarıyla geçiriliyor. Fakat ilginçtir, bu Meclis Genel Kurulu'nda yani UBP ve DP ağırlıklı bir grubun oy verdiğini şimdi rakam olarak unuttum ama belki 20'ye yakın bir kişi buna olumlu oy verdi. Ama bunun yanında 9 milletvekili CTP'den bu protokola hayır oyu verdi. Fakat burada ilginç bir şey var. Ve bu akşamki konuklarımıza da bunu soracağız tabii başka şeyler yanında. CTP'den 6 milletvekili bu oylamaya katılmıyor. 3 de TDP milletvekili. Yani bu konularda şu anda en duyarlı görülen ve en duyarlı olması gereken milletvekilleri bu oylamaya katılmıyor. Bunların isimleri araştırırsanız bütün arşivlerde, eski gazetelerde vardır. Biz şimdi isim bazında girmek istemiyoruz ama burada çok büyük bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Bu kadar önemli bir konuda neden bu 9 kişi, 3 TDP ve 6 CTP milletvekili meclise girip aleyhte oy vermedi? Ve daha sonra gelelim 2013-2015 protokolü çerçevesinde Sayın Özkan Yorgancıoğlu'nun hükümeti döneminde de tekrar bu anlaşma, tabii protokola da girdiğini tahmin ediyorum, tekrar onaylanmış oluyor. Ve 17 Ekim'de Mersin'de büyük törenlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bizden de Cumhurbaşkanı Akıncı'nın katıldığı ve Başbakan Davutoğlu'nun katıldığı bir açılış yapılıyor. Ve o açılışta da su pompalanıyor ve ondan sonra da su geliyor. Fakat o noktadan sonra bir anlaşmazlık başlıyor ve bu işi bizim aleyhimize olduğu yönünde bir inanç hasıl oluyor ve eski protokol maddeleri bir bir ele alınıyor. Evet, şimdi ben böyle özetledikten sonra konuklarımı tanıtmak istiyorum, konuklarımızı bu akşamki. Erkut Şahali, Tarım Bakanı şu anda ve bu konularda da son dönemlerde Türkiye hükümetiyle belki bir ara formül bulunur diye görevlendirilmiş ve öyle bir gazeteleri de okuyoruz. Tabii Erkut Bey sonra anlatırsanız. Birikim Özgür ve bazen de Tufan Erhürman'ın da olduğu bir ekip tarafından bir bir ara yol bulunması çalışmasında görev almış. Kendisi Tarım Bakanı, tabii suyla da çok ilgili. Ve MK üyesi mi bilmiyorum. Değildir. Evet. İkinci konuğumuz Sayın Asım İdris. Onu da Yenile TKP Genel Sekreteri seçildi. Geçen sene de kendisini burada programlarımızda ağırlamıştık. Onu sekreter olduğu için davet etmek isterdik. TDP'nin neler yapacağı şeklinde ama bu konu bastırdığı için bu gece aldık. Ve burada artık TDP'nin de ne gibi CTP ile birlikte hareket edecek mi? Çok açık yani bu protokola karşı çıkan veya bu protokolün bu kabul edilmez maddelerini kaldırmak ister mi?
O yönde bir takım tartışmalarımız ve partisinin nasıl bir duruş sergileyeceği merak ediyoruz. Evet, üçüncü konumuz çok da öyle eski bakanlardan ve kendisi de Chartered Accountant veya hesap uzmanı ve geçmişte de Ekonomi Bakanlığı yapmış. Zannediyorum DP'den mi, evet, bağımsız mı? Evet, Demokrat Parti'den Ekonomi Bakanlığı yapmış ve bu su meselesinde de yeni bir Kıbrıs'ta belediyelerin örgütlenmesi, Kıbrıs'taki belediyelerin örgütlenmesi ve bu su yönetimini idare etmeye talip olan Bezgi isminde bir şirket kurulmuştur. Sayın Derviş Deniz burada bir teknik insan ve bir bu işin maliyetinden tutun bütün safhalarını incelen bir CEO şeklinde, yani bir yönetimin başı gibi, yani idari yönetim değil de ya bu teknik yönetimin başı gibi hareket ediyor ve kendisinin de bu konuda görüşleri ve değerlendirmeleri çok önemli. Evet, şimdi hoş geldiniz diyoruz birer birer size. Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz Yücel Bey, önce bu protokolün 2010'da Cemil Çiçek ve İhsen Küçük tarafından imzalanan anlaşma, evet, protokol başka anlaşma, yani iki devlet arasında bir anlaşma hükmünde bir şey. Bunun böyle ana hatlarını, hani bizi şu anda rahatsız eden, çünkü orada uzun uzun şeyler de var, maddeler var. Onları alalım. Sonra bunların siyasi olarak nasıl oluştuğunu iki partili yönetimden alalım. Sonra da Sayın Derviş Deniz'den de bu şeyin, yani bu suyu yönetecek örgütlenmenin ve suyun fiyatına kadar Sayın Derviş şey etmiştir, çalışmıştır. Onu da görevlendiririz. Tabii arada gene birbirimize sorular ve o şekilde de, hatta siyasi konularda Sayın Derviş Deniz de bir şeyler bahsetmek isterse orada söz vereceğiz. Evet. Şimdi başlayalım. Yücel Bey, siz böyle ana başlıkları nedir, böyle çok bizim çok aleyhimizde olan ve bu infiali veya bu anlaşmazlığı çıkaran maddeler? Tabii şimdi bu söyleşide Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Kıbrıs'ın suya ihtiyacı var. Ve bir siyasal aktör de Kıbrıs'ın bir komşusu da, ben bu suyu size sağlamaya talibim anlayışıyla bir girişimde bulunmuştur. Şimdi bu girişimde Sayın Başbakan ve Türkiye'de Kıbrıs İşleri'nin sorumlu devlet bakanı Cemil Çiçek'in imzaladığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin hükümetler arası çerçeve anlaşma. Kısaca çerçeve anlaşması diyebiliriz. Su çerçeve anlaşması. Şimdi bu anlaşma 2010 yılında iki başbakan ve devlet başbakanı tarafından imzalandı. Daha sonra sanırım 2 yıl sonra meclis tarafından da onaylandı. Şimdi tabii denebilir ki, yani bu geç bir tartışmadır. Evet. Geç bir tartışma. Bence geç değildir. Bazen 50 yıllık meseleler de tartışılır. Ve anlaşılmaya çalışılır. Yani ne olup bittiğinin iyi bilinmesi gerekiyor. Şimdi ben bu anlaşmaya baktığım zaman en dikkat çekici tarafı, yanıt bulamadığım bir temel soru vardır. Kıbrıs Türk toplumu bu uygulamanın, bu projenin neresindedir? Ve bu proje kapsamında neye sahiptir? Şimdi okuduğum zaman tabii doğal olarak bu su projesi kapsamında Türkiye'de inşa edilen tesisler, baraj, oradaki bombalama tesisi Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir. 81 kilometreyi bulan denizaltı geçişi, boru hattı Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir. Bunu da doğal karşılayabilirsiniz. Yatırım yapmıştır. Ama bir üçüncü madde daha vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında kalan kara yapılarının tümü de Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir. Nedir acaba bu kara yapılar diye baktığım zaman, Güzelyalı Pompa İstasyonu,
Terfi hattı, ben bilmiyorum bu terfi hattının ne anlama geldiğini. Herhalde Deniz Bey bilir. Geçitköy Barajı. Kara yapıları bunlarmış. Bunlar da Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir. Mülkiyetinde olacaktır. Dördüncü konu, satış noktasına gelene kadar sunulan, arz edilen su Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir. Bu satış noktası nedir diye ben de merak ettim. Kıbrıs. Zaten anlaşmada da vardır. Geçitköy Barajı'dır. Evet, su, evet. Su, fakat sunu Geçitköy Barajı da Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetinde olacaktır. Ve beşinci konu olarak da proje kapsamında inşa edilen tüm tesisler. Yani bir benzetme yapmam gerekiyorsa, eğer yanılıyorsam birisi beni düzeltsin. Kıbrıs Türk tarafının sahip olduğu bir tek musluk dahi yoktur bu projede. Yani sahip olduğu, benimdir diyebileceği bir tek musluk yoktur. Denebilir ki bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırımıdır. Maliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti karşılamıştır. Ama Kıbrıs'ın, Kıbrıs'a bu borular ulaşana kadar olan yapılar için bu makuldür. Bunu kabul etmek doğaldır. Ama Kıbrıs'ın içinde devam eden tesisler, yapılar, süreçlerde de Türkiye Cumhuriyeti'nin söz sahibi olması dikkat çekicidir. Şimdi bir de bu devletleştirme şeyi var. Şöyle bir madde vardır. Bu tesislerin inşa edilmeye başladığı andan itibaren gerek tesisler, gerekse tesislerin bulunduğu araziler Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetine geçmiş olacak. Ama devletleştirme de. Şimdi onu ben bilmiyorum. KKT tabii var o. Para almış mıdır? Hayır. Kamulaştırma yapılmış mıdır? Usulüne uygun kamulaştırmalar var mıdır? Bu kamulaştırmalar sonucunda mal sahiplerine tazminat ödenmiş bir dakika, onu bilmiyorum. Ama kamulaştırmayı KKTC devleti yapacak diye madde var. Evet, elbette. Evet. İşte onu yapamamıştır. Henüz var çünkü parası yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin burada bir sorumluluğundan bahsedilmiyor. Yani yapılacak kamulaştırmalardan ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin herhangi bir ödeme yapacağı bu anlaşmada yer almıyor. Şimdi yok, başka yerde bir de vardır o. Bir konu daha vardı önemli. Bu satış noktasına gelecek olan su, bu da Geçitköy Barajı'dır. Bunun maliyetinin ne olacağına dair çok genel bir formül vardır bu anlaşmada. Fakat bunu sorduğumuz zaman uzmanlara dahi bu rakamın işte metreküp bazında veya daha değişik hesaplamalar bazında bu maliyeti ben duyamadım. Yani ben de bazı uzmanlara sordum bunu, bazı yetkililere sordum. Bunun yanıtını alamadım. Şimdi şöyle bir özetleyeyim ben. Bu Geçitköy Barajı'na gelen suyu kimin devralacağı bu anlaşmada yoktur. Suyu kimin dağıtacağı, yani o noktadan sonra kimin dağıtacağı, tüketiciye ulaşana kadar kimin dağıtacağı bu anlaşmada yoktur. Suyun maliyetinin ne olacağı çok açık değildir. Ve bu projenin, proje kapsamında hediye edildiği söylenen şeyin ne olduğu da belli değildir. Çünkü suyun fiyatından bahsedilirken bütün harcamalar, yatırım harcamaları falan hepsi dahil edilmiştir. Yani ortada ben açıkçası birkaç kez okudum. Neyin hediye edildiğini ben anlayamadım. Yok, niye bunu söylüyorum? Niye bunu söylüyorum? Çünkü yapılan açıklamalarda Sayın o dönemin Başbakanı tarafından, şimdiki de Cumhurbaşkanı tarafından, Sayın Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda altyapının hediye olduğu söylenmiştir. Fakat maliyet hesaplamasına baktığımız zaman onlara yatırım giriyor, harcamaları da vardır giriyor, işin tabii. O yüzden bunlar evet, belki şimdi, Sayın tamam. Bakan bir şey daha söylemem gerekir. Tabii suyun barajda yani satış noktasında kimin tarafından devralınacağı söylemiyor ama daha sonra imzalanan bir protokolde iki hükümet arasında Aralık 2012 tarihinde bir formül vardır. O da geçen gün Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamaya zemin oluşturan protokol ekinde yer alan bir maddedir. O da demektedir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kamu altyapı yatırımlarında özel sektörün katılımını sağlayan modeller geliştirilecektir. Bu arada parantez içinde bu
özel sektörün katılımını sağlayacak modelin ne olduğunu açıklamak üzere de 3 modelden bahsedilmektedir. İşlet devlet modeli, kamu özel işbirliği ve süreli işletme lisansı devri. Şimdi çok ilginçtir. Elçiliğin yaptığı açıklamada bu modellerden sadece bir tanesine vurgu yapılmıştır. İşlet devlet. Yani diğer iki modelden bahsedilmemiştir. Şimdi bu tabii başta benim sorduğum sorular hakikaten önemli. Erkut Bey'e yapalım. Bunları tabii ki Erkut Bey sizle başlayalım. Sizce yani bu sayılan bu maddeler protokolda ve anlaşmada, iki devlet arasındaki anlaşmada siz bunlardan hangilerinden rahatsız oluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan başlayalım ve daha sonraki şeylere, gelişmelere de geçeriz. Evet, teşekkür ederim. Oldukça kapsamlı bir giriş oldu. Yaklaşık 3 yıllık bir girişten bahsedebiliriz. Bunlar var. Bu maddelere uyulması gerekir. Çünkü işte 2010'da, 19 Temmuz 2010'da iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla başlayan, 2012'de karşılıklı olarak parlamentolardan uygun bulma yasalarıyla geçirilip uluslararası anlaşma niteliği kazanan ve ardından da iki ülke arasında mutat bir şekilde her 3 yılda bir imzalanan işbirliği protokollerine dahil edilerek bir başka merhaleye taşınan bir süreçten bahsediyoruz. Öncelikle bizim tabii parti olarak duruşumuzun altının çizilmesi gerekir diye düşünüyorum ki bu 2011 yılına tekabül ediyor aslında. Yani konunun yasama organında tartışılmaya başladığı noktada bizler suyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştırılması konusunda bir ihtiyaçtan ve Türkiye'nin bu konuda yapacağı girişimin desteklendiğinden ancak 19 Temmuz 2010'da imzalanan anlaşmanın içeriği ve adaya yaklaşımı bakımından onaylamadığımız bir Bunu bildirdiniz mi? Elbette çok net bir duruştu. Yani zaten, bir bildiriyle hani Türkiye bu anlaşmayı yapanlara mı? Hayır, yani biz siyasi parti olarak kamuoyuyla paylaştık. Evet. Ve nitekim parlamentoda uygun bulma anlaşması oylandığı noktada tavrımızın da olumsuz olduğunu net olarak beyan ettik. Anımsayacaksınız, siz oylamaya ilişkin de bilgiler verdiniz. Anımsayacaksınız, dönem Ulusal Birlik Partisi'nin tek başına hükümet ama olduğu dönemdir. Ama yok, burada ihmaller de var dönemdir. Katılmama yönünde. Yani aritmetik olarak Ulusal Birlik Partisi'nin tek başına hükümet olduğu dönemdir. Dolayısıyla tek başına hükümet olma, iktidar olma kudreti olan bir partinin biz yıllar itibarıyla yani bir değil birkaç yıl içinde beyan ettiğimiz görüşlerimizi elbette o oylamada da parti temsilcilerimiz aracılığıyla dile getirdik oylamanın görüşlerimizi. Ama katılmayanların neydi amacı? Yani bu kadar yani önemli bir şeyde bir mazeret olamaz. Söylediğimdir. Sonucu belli bir oylamadır aslında tek başına. O son yok. İktidarların ama katılanlar mecliste var. Yani, temsilcilerimiz o konudaki sözcülerimizdir. O oylamaya katılanlar öyle değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla biz parti olarak bu konuya yaklaşımımızı net olarak ifade ettik. Ancak 2013 Ağustos ayına geldiğimizde ki 28 Temmuz'du seçimlerin tarihi, bir hükümet değişikliği söz konusu oldu ve ülkeyi yönetme iradesi Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne halkımız tarafından tevdi edilmiş oldu. Ve biz 21 milletvekilliğiyle parlamentodaki en büyük siyasi grup olarak hükümeti kurma göreviyle görevlendirildik. Bu anlaşma yürürlükteydi. Bu anlaşmanın ardından imzalanan ekonomik işbirliği protokolü 2012 Aralık'tır imza tarihi. Dolayısıyla 2013-2015 işbirliği protokolü KKTC-TC arasında imzalanan yine yürürlükteydi. Ve bu gibi konular konuşulurken dündür bugün bugündür yaklaşımına uygun örneklemeler yapılır ama bunu bir miktar hocamın uzmanlık alanıdır. Yani devletlerde devamlılık esastır. Bu bir siyaset ilkesidir. Dolayısıyla siz devlet olarak taahhüt altına aldığınız belli başlı unsurlarda değişikliği ancak karşı devletle mutabık kaldığınız oranda yaparsınız veya toptan reddedersiniz. Yani bir anlaşmanın tek taraflı değiştirilme ihtimali
söz konusu değildir. Bu sadece devletler arası anlaşmalar açısından da değildir. Ama çağrı yapılabilir bunu yeni görüşelim. Elbette. Biz fethetmezseniz. Birden çok tarafın... Benim uzmanlık alanım değil bu arada. Onu yani uluslararası ilişkiler anlamında evet. söylüyorum. Dolayısıyla birden çok tarafın dahil olduğu bir prosedürü de herhangi bir değişiklik söz konusu olacaksa süreç içerisinde yine karşılıklı mutabakat esastır. Nitekim 2013-2015 ekonomik protokolünün elektrikle ilgili ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili kısımlarında karşılıklı mutabık kalınarak bir değişikliğe gidilmişti. Dolayısıyla bunu da not etmek açısından söylüyorum. Şu anda bu konuları konuşmak için maalesef çok geç kalındı. Çok. Özellikle siz de kabul ediyorsunuz. Karşılıklı uzlaşılarak tabii ki bu anlaşma düzeltilebilir. Bakın elektrik şu anda olduğu gibi zaten su adaya ulaşmadan önce tartışılıp olgunlaştırıp ve sonuçlandırılıp aslında temiz havel edilmiş olması gereken konuları biraz da üzerimizde zaman baskısı varken tartışıyoruz. Yani ama su geldi. Ondan dolayı işte üzerimizde zaman baskısı varken tartışmak durumunda kalıyoruz diyorum. Nitekim çerçeve anlaşmada suyun işletilmesiyle alakalı aslında bir ev sahibi hükümet anlaşmasının söz ediliyor. Dolayısıyla o Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile suyun işletilmesine ilişkin metotun saptanacağı bir diğer anlaşma olarak tanımlanabilir. Ama olmadı değil mi şimdiye kadar? Şu anda yapılması için gayret sarf edilen odur. Yani şu anda yapılan odur. Yapılması için gayret sarf edilen odur. Bu anlaşmaya ek olarak suyun yönetimi ve işletilmesi konusunda iki ülke karşılıklı olarak mutabık kalacaklar. Bu mutabakat çerçevesinde suyun işletilmesiyle alakalı bir de ev sahibi hükümet anlaşması imzalanacak. Bu yöntemin ne olacağına ilişkin tartışmadır şu anda devam eden tartışma. Bu tartışmaya yanıt bulabilmek için aslında bir mevcut duruma bakmak lazım. Bizim ülkemizdeki mevzuat gereği su devlet malıdır. Evet. Yeraltı ve yerüstü su kaynakları devlete aittir. Devlet bunları kamu menfaatleri bakımından planlar ve kullandırır. Bu kullanım evsel amaçlar için belediyeler aracılığıyla sağlanır. Tarımsal amaçlı olanlar sulama birlikleri aracılığıyla veya doğrudan devletin kontrol ve denetiminde gerçekleştirilir. Bizim yıllar itibariyle devlet açısından pek çok alanda olduğu gibi su yönetimi açısından da ciddi bir popülizmimiz maalesef bir sicil kaydı olarak orada durmaktadır. Biz mevcut su kaynaklarımızı geliştirmek ve kalitesini kontrol etmek bakımından son derece isteksiz bir 40 yılı geride bıraktık. Kuzey Kıbrıs'ta devlet olgusuyla birlikte hareket etmeye başladığımız noktadan itibaren. Bu sadece fiyatlandırma anlamında bir popülizm değildi. Kaynakların belirlenmesi, geliştirilmesi, kullanımı gerektiği noktalarda ıslahı konusunda da biz son derece isteksiz davrandık. Nitekim mevcut su rezervlerimizi yerüstü ve yeraltı su rezervlerimizi süratle kaybettik. Bunların su tutma kabiliyetlerini maalesef çok hırpaladık ve çoğunda da ortadan kaldırdık. Ve bunlarla ilgili verimliliği artırmaya dönük yapılmış yatırımları da heba ettik. Biliyorsunuz ülkenin en önemli altyapı yatırımlarından bir tanesiydi. Güzel Yurt Derivasyon Projesi. Peki şimdi şimdi burada kesebilir miyiz? Yani şey olarak. Çok kısaca toparlayayım. Hani dediğiniz artık ev sahibiyle bir bunun nasıl olacağı şeklinde bir anlaşma var. Daha sonra gene. Yani partinin yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu suyun bugüne dair yaklaşımı. Bu suyun bugün bu model tartışılıyor. Bu suyun Geçitköy Barajı'nda hangi otorite tarafından devralınacağı? Çünkü bu su baraja dökülecek. Orada da çok ciddi bir sorun var esasında. Yani çünkü baraj Türkiye'ye ait olduğu için şöyle bir şey ekleme yapayım. Baraj Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğu için esasında bu suyu barajdan devralacak olan otorite BESKİ yani belediyelerin oluşturduğu birlik veya başka bir otorite merkezi yönetimde olabilir bu. Esasında yağmur suyunu da satın alacak Türkiye'de. Çünkü bu baraja akan sular vardır, yağmurdan gelen sular vardır. Burada çok yani hakkaniyet ilkelerine uymayan bir düzenleme çok var adaletsiz, bu anlaşmada. Çok adaletsiz tabii. Evet. Yani, şimdi yani, bu konuda tabii... Kim devralacak bu suyu ve kim bunlar dağıtacak herhalde sizin partinize işte bu, göre? Bu görüşmede bunlar da hep detaylandırılacak ev sahibiyle. Yani şunu söyleyelim, biraz daha atlayarak gidelim o zaman. Yani evet, Türkiye ile hükümetimizin, şu anda yürüttüğü görüşmelerde suyun yönetimiyle ilgili bir belirsizlik yoktur. Su barajda devlet tarafından teslim alınacak. İzafi konuşmamak için net olarak ifade edeyim, bugünkü yapı devlet, su işleri dairemizdir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su işleri dairesi. Ama barajda devralamaz bu suyu. Çünkü barajın mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Verirse? Bu suyu ancak barajdan bir boru hattına pompalandığı anda devralabilirsiniz bunu. Yani ben olanı söylüyorum. Siz bir anlaşmadaki maddeden okuduğumuzu söylüyorsunuz. Ben şu anda net olarak ifade edebilirim. Sizin şeyiniz, Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türkiye Cumhuriyeti'nden sağlanan su Türkiye Cumhuriyeti'ne ait mülklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından teslim alınacaktır. Dolayısıyla suyun maliyetine esas formül anlaşmada yazılıdır. Karayapıları Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir. Terfi istasyonları Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne ait mülklerin herhangi bir bedelinin olması mümkün değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken. O yüzden yatırım konuları aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili otoritelerinin sahip olduğu alanlarla alakalıdır. Onu belirtmek gerekiyor. Bu da nedir? Dipkarpaz'a kadar, Yeşilırmak'a kadar, Mausa'nın en ücra noktasına kadar suyu ulaştırılacak olan ve halen yapımı %95 oranında tamamlanmış olan iletim hatlarının onlar böyle maliyeti. Düşünüyor mu bu yani bu şekilde? Yani şu şekilde veya belki bir... sizin mevzuatı bilmiyor. Buradaki mevzuatı bilmiyorlar. Belki yapıyı bilmiyorlar. Yani zaman zaman o konuda belli başlı es geçmeler olabiliyor konuşmalarda ama yani Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğu çerçeve anlaşmada belirtilmiş mülklerle ilgili bir maliyet hesabının söz konusu olmayacağını söylemek gerekiyor. Buna deniz geçişi dahildir, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki karayapıları dahildir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki karayapıları dahildir. Bu karayapılarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki karayapılarının Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olması benzer uluslararası nitelik taşıyan uygulamalarda da olan bir durumdur. Dolayısıyla burada da yadırganacak bir taraf yoktur. Ya arz eden ülkeye ait olur ki özellikle petrol ve doğalgaz boru hatlarında uygulanan metot budur. Ya da karşılayan ülke, o arzı alan ülke onun bedelini üstlenir. Burada söz konusu olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ait mülkler olmasıdır. Bizim şu anda Türkiye Cumhuriyeti ile netleştirmeye gayret ettiğimiz şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili otoritesinin yönetiminde suyun nasıl değerlendirileceği ve işletileceği konusudur. İdaresi de değil mi? İdaresi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet birimlerine aittir. Ama idare mühimdir idare. İdare tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili otoritesine dahildir. Bugünkü adı Su İşleri Dairesi'dir. Gelecekteki belki hükümet programında da yer alan şekliyle su kurumudur. Özel su kurumudur. Evet. Dolayısıyla yönetimin dolayısıyla su üzerindeki söz hakkının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olduğuna dair bir belirsizlik şu an itibariyle söz konusu değildir. Peki. Belirsiz olan şey devletten kullanıcılara bu suyun nasıl arz edileceği veya Türkiye'nin buna evet deyip demeyeceği de belirsizdir bana göre. Yönetim açısından Türkiye ile herhangi bir uzlaşmazlık söz konusu değildir. O kısım aşılmıyor. Yani siz diyorsunuz ki Geçitköy Barajı her ne kadar mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olsa da oradaki suyu biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti su işleri dairesi aracılığıyla teslim alacaktır. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti buna göz yumacaktır. Göz yummayacak. Yani bu, böyle bir anlayış geliştirmiş. Bu bir anlaşma hükmü olarak tamam, orada bu anlaşmada böyle bir şey yoktur. O anlaşma 2010 yılının koşullarına göre proje henüz uygulamaya başlamadan yapılmış bir demek anlaşma. Demek ki tadil edilmesi gerekiyor. Elbette söylediğim odur. Yani bu anlaşmaya ek olarak fiili durumu izah eden bir anlaşma yapılacak. Bu fiili durumun ardından da gelecekteki durumun ifade edildiği bir ev sahibi hükümet anlaşması. Peki çok gayet iyi anlaşıldı. Evet. O şimdi, ikinci bölümü de cevap versin kısaca. Yok şimdi biraz geçelim. Hangi ikinci bölüm? Şey hayır ne olacağını daha ileride daha sonra konuşuruz. Yani nasıl bir şey? Bir yap işlet devlet şeyinden bahsediyor. İşte onu daha detaylı gelecek şeyle. Çünkü çok bekletmeyelim konuklarımızı da onlar da kendi açılarından. Evet Asım İttis Bey'e geçelim. Siz eski bakanlığınız. Ben unuttum sizi takdim ederken. Kısa süreli bir eğitim bakanlığınız var. Gerçi reform hükümetinin bakanları bizden daha kısa sürdü onu söyleyeyim. Yani öyle mi? Şeyinde. Bizlerdeki bizimki kısa sürecek 80 gün. Yani bizden kısa sürdü gerçekten. Evet.
Evet, siz de nasıl değerlendirsiniz ve siz bu olayı 2010'dan beri süre gelen ve 2015'te artık açılışı yapılan evet. bu olayda neleriniz eksikti? Yani biraz da öz eleştiri yapmak da lazım burada. Yani bir takım ihmaller var ki Sayın Erkut Şahali de bir miktar kabul etmiştir. Yani bunları daha böyle proaktif, daha canlı bir şekilde. Buyurun. Ben önce başta müzikle ilgili kısa bir şey evet, söylemek tabii. isterim. Yani çok ilginçtir bu siyaset aslında. Evet. Bakın şu anda Ahmet Kaya'nın bir müziğine sahip çıkıyor Türkiye ve peşine, yani peşine düşmeye çalışıyor. İddialar var. Evet. Ama ben şeydir yani Ahmet Kaya sürgünde vefat etti. Biliyoruz tabii. Yani, ona sempati diyoruz. Sürgünde vefat eden birinin düşünün eserlerine sürgüne gittiği ülke, yani sürgünde gönderildiği ülke tarafından sahip çıkılmak zorunda kalıyor. O yüzden neyin hangi dönemde doğru, hangi dönemde yanlış olduğu da bazen karışabiliyor. İlginç bir şey evet. olarak geldi bana. Ben seviyorum Ahmet Kaya'yı, o manada değil. Şeyi, yani dönemlerin, hükümetlerin uygulamalarının nasıl değişebileceğini vurgulamak evet, için evet. söyledim. Gerçi konuyla alakası yok ama aklıma geldi. Yok, programından şeyde. Var ama. evet, şimdi su takdiminizde işte bu işin 2010 yılından belli bu evet. araya gelmesi aslında güzel şekilde açıkladınız. Şimdi tabii oradan gelirken de aslında bugüne kadar niye susuldu gibi bir öz eleştiri vardır. Hı hı. Çeşitli merhalelerden geçtiği için bu şeyde. Tabii bu protokoller çoğu zaman gizli imzalanıyor. Yani meclisin bundan haberi olmuyor. Olması için uğraş veriliyor. Örnek bu Gençlik Koordinasyon Kurulu'nun oluşumuyla ilgili de Bakanlar Kurulu bir protokol imzaladı. Meclisten geçiremediği için kaldı. Şimdi onda da benzer bir yöntem uygulandı. Yani toplumun istek ve temennilerine ya da ihtiyaçlarına ya da çıkarlarına uygun olmayan bir protokol imzalarsanız ve bunu da topluma sunmazsanız daha sonra toplumdan gelen tepkilere ya da bunu topluma anlatmakta sıkıntı çekersiniz. Ben esas problemin burada olduğunu düşünüyorum ve tabii ki o dönemdeki yöneticiler başta olmak üzere ciddi bir sorumluluk sahibidirler. Daha sonra bu Bakanlar Kurulu'na gelmiş, Bakanlar Kurulu'ndan sonra meclise gelmiş. Dediğiniz gibi o gün bir oylama oldu ama o günün tutanaklarına bakabilirsiniz. Bizim 3 milletvekilimiz de konuşmalarını yaptılar. Ve o gün bugün ne söylüyorsak aslında orada aynı şeyleri söylediler. Bunu ama araştırabilirsiniz. Ama oylama çok önemli benim açımdan. Oradaki o günkü arkadaşlarımızın gerekçesi hassas bir konu suya karşı olunduğu yönünde bir algının oluşmayacağını değerlendirdi bu milletvekili arkadaşlarımız. Ama bugün ne söylüyorsak özünü o gün de söylediler. Yani su nerede devralınacak, kaç para olacak, yönetimi kimde olacak, özelleştirilecek mi? Bu sorular hep meclise sordular. Aslında orada da bu denetim görevi yapılmaya çalışıldı. Bir küçük şey hatırlıyorum ben bu kısa Bakanlar Kurulu dönemimizde. Sayın Sibel Siber bu boruların geçeceği toprağın kamulaştırılması için bize bir öneri getirmişti. Biz bu öneriyi reddettik. Evet. TDP bakanlar olarak 3 kişi. Ama yine verildi. Ama bizim dönemimizde değil. Daha sonra. Daha sonradır muhtemelen. Çünkü Bakanlar Kurulu'nda bilirsiniz oy birliğiyle alınır kararlar. Hatta o zaman bütçede de yeri yoktu. Bu toprağın biz sorduk orada da yani biz tamını bilemiyoruz. Yani bu toprak bizim mi olacak? Kaç yani, kamulaştıracağız kadar, yoksa kaç metre, Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetiminde mi olacak? Çünkü kime kamulaştırıyoruz? Çünkü boruların etrafı da yani boruların biz geçtiği yer. Biz ödeyeceksek yer. Bunun parasını niye yani TC'nin malı olacak ki bu iş ve ondan sonra da bunu bütün maliyetlerde de hesaplayacak mı? Nasıl olacak bir diye biz itiraz etmiştik. O dönemdeki itirazımız da buydu. O küçük Bakanlar Kurulu kamulaştırma kararı var mı? Dönemiyle arazi ilgili. İçin. Yani benim bildiğim kadarıyla yoktur. Bilmiyorum. Henüz yok. Bakan bilir. Bakanımız yani bilir ise. Sonrasında herhangi bir kamulaştırma kararı zaten söz bu, konusu değil. Zaten bu okuduğunuz şeyde. Bir yurttaşın şeyi vardı gazetelerde çıktı. Benim bahçeme girdiler dedi. Vatandaş parasını alamayacak ben söyleyeyim. Alamayacak. Çünkü bütçede bunun karşılığı zaten? Yoktur. Bunu kim verecek? Böyle bir para yok zaten. Bu da, boru hatları inşa edilirken yani Geçitköy sonrasında ana dağıtım hatları inşa edilirken geçici el koymalar söz konusu olduğu kamulaştırma ihbarlarıyla ancak bunlar kalıcı kamulaştırmalar değil de herhangi bir mülkiyet neyse bunun dökümünü isteriz hükümetten. Yani bu kamulaştırma olduğu mu ve ne kadar ödendi?
Yani bir cevap devam mesleğine... edeyim isterseniz. Evet, buyurun. Şimdi tabii projeye baktığımızda projenin kapsamında Geçitköy'de bittiğini düşünüyoruz biz projenin. Diğer unsurların projeye destek unsurları olduğunu düşünüyoruz. O yüzden proje Geçitköy'de bittiği için ondan sonrasının kamulaştırılmasının gerekli olmadığı inancındayız. O yüzden ondan sonraki diğer tesisleri falan devretmemizin gerekmediğini düşünüyoruz. Çünkü onlar projenin kapsamında değildir. Projeye destek unsurlardır. Ondan sonrası, çünkü o şekilde mi diye bir sormuştuk bizim belki değerlendirmemiz. O şekildedir burada. Tabii ki Su'nun biz buraya geldiğinde biz de açıkladık da bunu. Su'nun ücretini ödeyerek, bunun maliyetini ödeyerek Su'nun sahibi olmamız gerekir. Bu devlet olmanın esası olarak görüyoruz. Ama tabii bu iş toplumda ilk duyurulduğunda bir hediye, Kıbrıs Türk'üne bir tabii, lütuf gibi aktarıldı. Hı hı. Şimdi yıllardır bu şekilde gelen benim eşimin ailesi Türkiye'de yaşıyor. Ben orada bana sorduklarında ya size suyu beleş verecekler niye istemezsiniz Türkiye'nin suyunu? Ya da buradaki öğrenciler bile algıda bu suyu size veriyor Türkiye niye siz Türkiye'den gelen suyu istemiyorsunuz? Aslında bir ilk etapta o bahsettiğiniz bu kadar yıl geçti ya da çok biraz sessiz kalındı gibi bir yorumu yani uzun süre toplumun imzalananlardan haberi olmadığı için ve sadece yapılan açıklamalar üzerinde bir algıya sahip oldukları için bunu farklı düşündü insanlar. Hala daha da bilmiyor aslında suyu kaça alacağını, bunun ne olacağı konusunda ciddi bilgi eksikliği vardır. Bir iki gün önce biz bir başka kanalda genel sekreterlerle birlikte bir şey yapmıştık. Orada da ben ifade ettim. Yani bu toplumu bilgilendirme, şeffaflık, açık konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ondan sonra da ne yapalım? Bu uluslararası anlaşmadır. Devletlerde de bir devamlılık söz konusudur. O yüzden de yani boynumuz gıldar incedir geliyor. Bunu kabul edilebilir bulmuyoruz. Yani bunları imzalayanlar gerçekten hata yapmıştır bizim görüşümüzce. Diğer taraftan bu su bütün suyu da kapsamıyor. Yani bizim ihtiyacımızın yarısını ancak kapsayacak, ihtiyacı giderecek. Kimisine Türkiye'den, göre de ama çoktur bu su deniyor. Türkiye'den gelen su, yani Sayın Bakanımız biraz sonra daha detaylı bilgi verir bize ya da Beskin'in de bu konuda mutlaka şeyi vardır. Çünkü sadece çeşmemizden akacak olan su değil, sulamadır, diğer şeylerdir, bir sürü şey var. Bir arıtılmış sürü su kaynakları var. Bu konuda bunlar da var aslında ama bunların aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilmesi ya da şeyden sonra özelleştirilmesi de yoktur aslında projede. Şimdi hem özelleştirilmesi hem tüm su kaynaklarının devredilmesi söz konusu. Aslında ilk imzalananlardan sonra şu anda Türkiye Cumhuriyeti ek taleplerde bulunuyor diye değerlendiriyoruz biz. Daha önce imzalananların artısıdır bu. Yani bütün her şey... Daha detaylı hale getirilir sanıyorum. Bence artı yorumlar getirildi. O zaman söylenmeyenler, yani rahatsız edici olmayan şeyler daha sonradan başka ekonomik ve dayatma politikalarıyla, tehdit politikalarıyla birlikte gündeme geliyor. Yani bunu biz belki öyle tam olarak açıklayamıyoruz yetkili makamlarda ama işte 13. maaş şeyi konuşuldu, başka şeyler konuşuluyor, diğer ekonomik programın imzalanıp imzalanmaması konusu bir yerde Kıbrıs Türk'üne duyuruluyor. Yani bakın bunu da şey yapmazsak o bir taraftan başka şeyleri de kaybederiz gibi bir algı üzerinde ne yazık ki hareket ediliyor. Ama gerçekten diğer su kaynaklarını kullanamayacağız. Denizden biz daha ucuza su üretir isek niye bunu kullanamayalım daha sonraki dönemlerde? Şu anda Su'nun fiyatı yani düşüktür evet. Bir ile bilmiyorum yani vatandaşa giden 1,5 galiba. 2,8 değişebiliyor şeyde. 1 ile 3 arası. Bu maliyet eğer gerçekten konuşulduğu gibi 5 liralarda 7 liralarda olsaydı bugün belediyeler yani korkunç kara geçerdi ve belki de birçok yatırımını kendisi yapardı. Ben bu parayı hem ödeyeceğim hem yatırımı başkası yapacak. Hem de her şeyin sahibi olacak. Bu nasıl Kıbrıs Türk'ünün yararına olacak ve biz nasıl bu konuda evet diyeceğiz? Ben tereddüt ediyorum. Toplumcu Demokrasi Partisi bunları aslında dile getirmeye çalışıyor.
Özellikle ben bunu Cumhuriyetçi Türk Partisi için söylemeyeceğim, bunu da belirteyim ama Ulusal Birlik Partisi de şey yapıyor biraz bu konuda. Yani ya bu su çok önemlidir, vatandaş suyu bekliyor. Bunun detayı vatandaşın umurunda değildir. O yüzden biz esas halkın isteğini karşılayalım. Yarın para gelsin 7 lira bakalım ne olacak? Yani, gibi bir argümanla hareket ediliyor. Çünkü biz de diyoruz ki toplumu bilgilendirmediniz. Topluma doğruları söylemediniz. 7 lirayı değil aslında şöyle söylemek lazım. 10, yani 100 lira şey ödeyen bir vatandaş, suya para ödeyen aylık 700 lira öderse ne olacak? Diğer taraftan özelleştirme konusunda bizim ciddi hassasiyetlerimiz vardır parti olarak. Daha önce yapılan birçok özelleştirmeyi gördük. Fiyasko. Hepsi fiyaskodur. Hep bize şey diyorlar, siz yönetemezsiniz. Evet, o yüzden sizden alacağız ve o yüzden özele vereceğiz diye bizi de aşağılıyorlar. Biz bu aşağılamayı da kabul etmiyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum. Biz bu aşağılamayı hak etmiyoruz ve kabul etmiyoruz. Ve buna da karşı olacağız. Bakın DAİDAK örneğini sevgili çok iyi biliyor. Kıyamet siz bunu koptu. Yönetemezsiniz dediler. Siz bunun da başa çıkamazsınız dediler. İhalesiz olarak devrettiler. Harçlar okulda yükseldi. Velinin ödediği ücretler yükseldi. Öğretmenlerin aldığı ücretler düştü. Hani bunda kamunun yararı ve buradan elde edilen kârda ne oldu? Bu ülkeden uçtu gitti. Evet. Aynı iş havaalanında biraz önce siz de bahsettiniz. Yani 5 yıldır daha yatırım görmedik. Evet. Bir tek park yerine koyduğumuzda her yerinde para ödemeye başladık. Bir de duty free de müthiş güzel oldu aslında. Ama o da tüketim, yani bize bir hizmet aynı olarak pahalandı, pahalılandı tabii ki. Tekele de gitti aynı zamanda. Şimdi bunlar bir taraftan yani oluyor ya da orada işte kadevesini ödemiyor. Yani biz mahkemeye veriyoruz özelleştirdiğimiz bir malımızın yani. Üzerinden kadeveyi alıyoruz ve bununla mı ödeyeceğiz şu anda şeyi, yani 13. Evet. maaşlar. Evet. Yani şuna dikkat çekmeyen, özelleştirmede bizi aşağılayarak söyledikleri siz yapamazsınızın aslında neye dönüştüğünü bizzat görmüş durumdayız. Bu özelleştirmeler hiç bu Kıbrıs Türk'ünün yararına olmuyor. Olmadı. Diğer bir hassas olduğumuz taraf da şudur. Şu anda bu işleri yapan bizim belediyelerimiz vardır. Bu belediyelerde belli çalışanlarımız vardır, tesislerimiz vardır. Uzmanlaşmış. Çalışan insanlarımız vardır. Şimdi bu onları belediyelerden sokağa mı atacağız? Zaten her yapılan özelleştirmenin ardından işsizlik ortaya çıktı. Hani bunun kamu yararı? Bize anlatırlar ki kamu yararınadır. Özelleştirme, bundan gelir elde edeceksiniz, iş alanları açılacak. Merak etmeyin, bu insanları bu firmalarda değerlendirecek derler. Ondan sonra çadırlar kurulur, insanlar işsiz kalır. Devlet döner bu insanları daha düşük maaşa. Ondan sonra kendi kadrolarını alır. Yani böyle bir süreç gidiyor ve belediyeleri de ciddi sıkıntı yaşatacak. Evet. Şu anda sudan görevleri bir yerde bir aldığı, bir de kanalizasyonla ilgili mesela Lefkoşa Belediyesi'nin 15 milyonluk bir geliri vardır. Siz bunu Lefkoşa Belediyesi'nden zaten sıkıntıya sokmuşsunuz bu işleri daha önce. Şimdi yani bugüne geldiğinde Lefkoşa Belediyesi'ni daha da mı büyük sıkıntıya sokmak ya da diğer belediyelerde aynı şekilde. Yani bu burada toplumu tam bilgilendirmedik. Yani sonuç olarak CTP'nin argümanlarına, yani burada iki grup açıkça şeylerinden belli oluyor. Katılıyorsunuz. Biz, ve bu yönde de tabii bir hareket etmek biz lazım. Biz aslında yani parti meclisinde CTP'nin aldığı karara desteğimizi açıkladık. Gerek Sayın Başkanımızla ilgili, gerek parti meclisi kararımızla ilgili. Bu konuda da eğer Cumhuriyetçi Türk Partisi direkli durur ise hatta birlikte desteğimizi çalışma de devam ettiririz. Birlikte çalışma da bunu mecliste çalışma gerekecek. Ya yapmadık ne yalan söyleyeyim. Ama yani şu ana kadar. Evet. Ama biz her türlü çalışmaya da ben buradan da şey yapabilirim. Bu konuda bu ilkeler çerçevesinde hazırız. Çünkü bizim niyetimiz üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değildir. Buradan bir menfaat elde edeceğiz. Ne olacak ki? Bu su eğer elden giderse gerçekten çok stratejik bir durum. Yani suyu kendimiz üretemeyeceğiz, kendimiz yönetemeyeceğiz, fiyatını belirleyemeyeceğiz. Üstelik başka ülkelere satılırken de söz sahibiniz olmayacaksınız. Olamayacağız. Yani çok genel anlamda böyle bir şey var. Bir basit şeyi de söyleyeyim. Mesela anayasada da biz toplumdan geri döndük hatırlarsanız. Evet. Ben kişi olarak da evet oyu kullandım. Yetersiz ama bu kadarının da olması gerektiğini düşünerek ben kendim de evet oyu kullandım. Ama ne oldu? Halk dedi ki bunu bize yeterince anlatmadınız.
O yüzden toplumdan alınmayan destekle yapılan her iş toplumdan dönecektir. O yüzden bütün siyasi partilere çağrımızdır. Daha açık ve daha açık, daha şeffaf ve toplumu bilgilendirerek ve toplumu temsil edecek politikalar üreterek bu süreçleri yürütelim ki sıkıntı yaşamayalım. Çok kusura bakmayın, biraz öyle zorladım herhalde şeyi ama. Yok, aslında işte üç konuk olunca biraz böyle oluyor. Evet. Ama önemli bir konu diye bunu çok istedik. Sayın Eski Bakan Derviş Deniz, Kemal Deniz, siz ne diyeceksiniz? Önce böyle bir girmek ister misiniz bu şeye? Yani bu siyasi gelişmeye veya ilk baştan bugüne kadar gelen bu, tabii önce siyasi bir kararla başladı. Hükümetler arası, bakanlar, bizim meclis, bizim bakanlar kurulu. Nasıl düşünmek? Ve sonra siz bütün bu artık geldi kapıya dayandı noktasında belediyeler, biz bunu yönetelim, işte bir şey lazım, bir şirket lazım, bir kurum lazım. Sizi belediyeler bir şey olarak, teknik ve bu konularda uzman bir kişi olarak, gerek fiyatlandırma açısından gerekse bir oluşumu, bir şirketi kurmak açısından görevlendirdiler. Ve önemli bir yetkilisisiniz. Nereden başlamak istersiniz? İsterseniz kısa bir geçin burada yapılan hatalar, sonra da sizin bu örgütlenmenizi ve bunun tatmin edici olacak mı? İşte bir de gene yönetemezsiniz diye bir takım iddialar var. Onu bir açıklarsanız. Tamam, işe de ekleyeceğim. Ya buyurun. Şimdi zaten Deniz Bey'in varlığı, BESKİ'nin varlığına dayanıyor ve BESKİ'nin anladığım kadarıyla ortaya çıkışı, suyun barajdan sonra devralmasına bir alternatiftir. Yönetim, yani bizim hani yönetim. Yönetemezsiniz falan deniyor ya, anladığımız kadarıyla belediyeler, hayır biz bu işi yapabiliriz diyerek hazırlık yapmışlardır. Ama bugün itibariyle bir gelişme var, biliyorsunuz. Bazı belediyeler bu inisiyatiften çekilme eğilimine girmişlerdir. Durdurma talebi var. Bazıları hatta. İşte çekilme, durdurma, çekilme, yani vazgeçin. Yok, BESKİ durdurulsun diyor. Tamam, işte onu kastediyorum. Bazı belediye başkanları da ileride bu kervana katılacaklarına dair bir beyanda bulunmuşlardır. Şimdi aslında bu soruyu Erkut Bey'e de ben soracağım. Çünkü siz belki teknik yönelde duracaksınız ama acaba bu girişim BESKİ'nin, yani belediyelerin ortak girişimini öldürmeye dönük ve tabii, Erkut Bey'in bahsettiği müzakerelere dönük bir darbe girişimidir. Evet. Şimdi ben siyasi olarak birkaç kelime söyleyip başlamak isterim. Çünkü objektif bakıyorum ben olaya ve objektiftir değerlendirmelerim. Kesinlikle tabii bu memlekette bir bakanlık yapmış biri olarak son zamanda da suyla ilgili 2010'dan gelişini demeyeceğim ama son 2-3 aydır yaşananları ve söylenenleri, bilhassa iktidar ortakları arasında söylenenleri ve farklılıkları gördüğüm zaman müthiş üzüntü duymaktayım. Çünkü böyle bir ortaklığın kesin bir irade koymadığı görüşündeyim. Yani çok farklı iki tane görüş var. Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi. Ulusal Birlik Partisi tarafında tamamıyla verelim gitsin havası. Evet. Mevcut. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde çok samimi olarak görmüyorum şeyi, tutumu. Buna tabii Sayın Bakan cevabı verebilir. Samimi çünkü derken yani bu... Bence Ulusal Birlik Partisi'nin gittiği yolda gitmek isteyen bir irade var. Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümetinde, hükümet edenlerinde. Ama parti meclisinden gelen baskıyla dolayısıyla biraz manevra yapılıyor. Demek ki o irade burada, egemen değil. Yani burada eğilim bence toplum da bunu gördüğü zaman çok büyük bir moral. Ben de toplumun bir parçası olarak, BESKİ'den ayırayım kendimi, toplumun bir parçası olarak büyük bir üzüntü duyuyorum bu olayı seyrederken. Ben daha iradeli, daha ortak bir noktada, yani İki taraf ayrı ayrı söyleyeceği yerde, hayır biz bunu özelleştireceğiz ve bu yere geleceğiz dedi. Bu toplumun üzerindeki kesin tavrını koyması lazım. Bu daha kalmaması lazım. Yahut da bu işi kesinlikle özelleştirmeyeceğiz noktasında birleşmesi lazım. O bakımdan biz bu iradeyi koyamadığımız müddetçe yönetemezsiniz gibi suçlamaları da daha fazla almaya devam edeceğiz gibi geliyor. Onun için bunu ifade etmek isterim. Bunun ardından BESKİ olayının nasıl geliştiğini bir bilgi vereyim. Çünkü
zannediyorum toplum içerisinde, Sayın Bakan bunu daha açık açıklayacak, toplum içerisinde suyun yönetimi ve dağıtımıyla ilgili farklı bir anlayış var. BESKİ kuruluşunda belediyeler hiçbir zaman suyun geçit gölden itibaren yönetilmesine talep olmadı. Öyle mi? Dağıtımına mı? Kesinlikle dağıtımı. Yani bugün mevcut olarak belediyeler ne görev yapıyorlarsa onu bir şirket adı altında ve tek bir elden yapmayı karar verdiler. Dağıtım açısından. Dağıtım açısından, evet. Ve evlere verilmesi ve kanalizasyon açısından. Dağıtımdır. Çünkü belediyelerin çıkış noktası şuydu ki bu 2014 yılında başladı. Yani su geldikten sonra başlayan bir şey değildir. Su daha yarısındayken, borular döşenirken BESKİ olayı çalışılmaya başlandı. Ve o zaman Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti iktidarı sırasında ilgili bakanlar da ziyaret edildi. Ve böyle bir projenin olduğu anlatıldı ama inanın ne Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından ne de Demokrat Parti tarafındaki bakanlardan BESKİ çok büyük bir şekilde kucaklanmadı. Zaten duyurulmadı. Bunu duyan olmadı o yıldan beri. Yani bunu o zamandan kesin olarak kucaklanmadı. Ama belediyeler çok iddialı başladılar. İlk toplantıyı ben hatırlıyorum. Bütün belediye başkanları toplandı. Tabii ki projenin ne olacağını... İlk toplantınız ne zamandı Derviş Bey? Eylül veya Ekim ayıydı 2014 yılında. 2014. 2014. 2014 yılında biz Eylül'de topladığımızda belediyeleri her kafadan bir ses çıkabilecek durumdaydı aslında. Bütün belediyeler geldi 28'de. Fakat orada o iradeyi gördüm ben belediyelerde. Yani hükümeti bir tarafa bırakalım. Şey yaparız ederiz bilmem ne kavgası içerisinde bir şey söyledik biz orada. Ve dedik ki bir stratejik plan hazırlayacağız. Bunu yönetecek miyiz, yönetmeyecek miyiz? Bu suyu kendi bölgemiz içerisinde. Yani kendi bölgemizde biz... Özel bir şirketin bunu gelip yönetmesini mi istiyoruz yoksa belediye olarak biz mi yapacağız bunu? Ve o kararın çıkması için Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Belli dedik, Gönyeli Belediye Başkanı, buradan irade toplu olarak çıkması gerekir. Ve 28 belediyede böyle bir çalışmanın yapılmasına onay verdi. Evet. Ve bunun arkasından şirketleşme geleceği de orada anlatıldı. Yani olay önce bir proje hazırlanacak. Bunun yapılıp yapılamayacağı üzerinde bir çalışma yapılacak ve bu çalışmanın üzerinde biz bu işi yaparız ve yapamayız. Uzmanlar çalıştı bunun üzerinde. Ben teknik olarak mühendis değilim. Ne de su işlerinden anlayan biri değilim ama işte eskiden beri bir hesap uzmanıyım. Mali işlerden anladığım için projeksiyon yapabilirim. Eski Su İşleri Dairesi Mustafa Sidal ve Refkoşa Kanalizasyon Müdürü Nevzat Öncel bu işte Su Mühendisleri Odası sanıyorum. Evet, onlar oturdular ve çok kapsamlı, haklarını vermem lazım, çok kapsamlı bir şekilde bütün belediyelerde kaç kişi çalışır, ne kadar su tüketiyor her belediye, ne kadar su alıyor ve ne kadarını bunu ulaştırıyor evlere, ne kadar araç kullanıyor, ne kadar yatırım ihtiyacı var. Hepsini bir çıkardılar bunu. Yani metre küp olarak ve şey olarak. Ve bunun üzerinde biz rakamlar koyarak bunu finansal yapıya dönüştürmeye çalıştık. Bunun hukuki açıdan da mevcut olan hukuksal kökeni de yapıldı, incelendi. Yani belediyelerin hakları nedir? Belediyeler suyla ilgili hangi yasalar var ki ortaya çıktı ki onun üzerinde yasa var suyla ilgili. Yani sadece belediyelerin fiyatı belirlemesi ve suyu dağıtması dışında işte su dairesinin, çevre dairesinin, atıyorum farklı dairelerinde suyla ilgili karar verme mekanizmaları olduğu için iş daha da komplikasyon duruma geliyor. Çünkü dönüyor her şey belediyelerde toplanmış olmasına rağmen o kadar çok yasa var ki bir yasadan öbür yasaya farklı yasal komplikasyonlar da ortaya çıkıyor ve biz bundan üzerinde bir çalışma yapıldı. Yani çok kapsamlıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ölçeğinde gerçekten belediyelerin bu projesi çok kapsamlı bir şekilde yapılmıştır. Ve sonunda ortaya ne kadar ihtiyaç olacak, ne kadar kullanılacak evlerde, kanalizasyonun tamamlanmasıyla birlikte ne kadar yatırım ihtiyacı olacak, kanalizasyondan çıkacak suyun işletilmesinden dolayı ne kadar para dönüşü olacak ve yatırımların ve bir de finansman bulmak gerekir. Yani finansman ne kadar olacak? Şimdi ortaya çıkan bir nokta vardı. Gerçekten belediyelerin, yani şeyle ilgili belediyeler işte
başarısızlıların bir kısmı belediyeler için geçerliydi. Yani ben bunun şeyi de zaten rapor içerisinde yazılmıştır. Evet, belediyeler geçmişte verimsiz çalışmalar yapmışlardı. Bilhassa su idaresinde parayı toplamamada popülizm yapmışlardır. Bundan evet. dolayı da gerek kaçaklar gerekse para toplamamadan dolayı %40'a yakın. Mesela 33 milyon küp su veriliyor ama siz bunun ancak 21 milyonun parasını yahut 20 milyonun parasını tahsil edebiliyorsunuz. Hmm. Bu da gösteriyor ki 13 milyon suyun parası bir yerden toplanmıyor. Bu da büyük bir kayıptır. Evet. Bunun nasıl düzeltileceği üzerinde bir çalışma yapıldı bu proje içerisinde. Ama bunun yapılması için işte yatırımlara ihtiyaç var. Artı profesyonel bir yapıya ihtiyaç var. Yani profesyonel bir yapıya ihtiyaç var. Bugünkü belediye yapısı içerisinde bunu ayrı ayrı yapma yerine belediyeler bir şirket kurarak bunu profesyonel bir yapıda nasıl ticari bir anlayışla ama sosyal sorumluluklar da dahil ikisi birlikte nasıl yapacağı üzerinde kurulmuştur BESKİ. Sadece ticari anlamda kurulmamıştır. Çünkü dediğim gibi onun üzerinde yasanın bir tanesi de önemli olan sağlık sorunlarıdır. Yani yarın sabah özel bir şirket telefonu devredebilirsiniz. Elektriği de devredebilirsiniz. Ama mesela GSM operasyon. Ama suyu devredemezsiniz. Çünkü yarın özel bir şirket suyu ödemeyen bir adamın ve bölgenin suyunu keserse orada çıkacak hastalığın bedelini bu toplum çok ağır eder. Belediyeler bu konuda yasalara uyma konusunda şimdiye kadar büyük önem taşımışlardı. Her ne kadar belediyelerle ilgili büyük şikayetler olsa dahi bir kamu hizmeti yürütmektedirler ve bu kamu hizmeti de BESKİ içerisinde yürütülmesiyle ilgili bir irade mevcuttur. Yani özel şirketin özel şirket işletmesi dışında. Sizin soracağınız bir şey. Bir şey yapmamız, toparlamamız lazım. Yani, ben biraz daha bitiriyorum altını çünkü. Tamam devam edersiniz. Altını çizmemiz gereken bazı noktalar vardır. Siz diyorsunuz ki bugün merkezi hükümet, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Ulusal Birlik Partisi hükümetinin bu konuya yaklaşımı problematiktir. Ulusal Birlik Partisi BESKİ girişimini öldürmeye dönük bir tutum içindedir. Ver kurtul yani BESKİ dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoritelerinin, kamu otoritelerinin dışında bazı aktörlere rol verilmesi taraftarıdır diyorsunuz. Yani bu bir hatta, siyasi bir manevradır ama. Kuşku ifade ediyorsunuz. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de esasında böyle bir eğilim içinde olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu çok önemli bir iddiadır. Şimdi, bu benim tabii hissiyatımdır. Evet, benim evet. görüşümdür. Evet, objektif tabii, olarak olaya bakıştır. Bununla ilgili ben tabii, belki de tabii. Sayın Bakan bana farklı bir şey söyleyecek şimdi, ama Erkut ben dışarıdan Bey'in, gördüğümü açık. Erkut yani, Bey'in de şimdiye kadar söylediğini özetleyelim. Erkut Bey diyor ki var olan çerçeve anlaşmasındaki kimi aksaklıklar düzeltilecektir. Ve suyu su işleri dairesi barajda teslim alacaktır. Daha sonra ne yapılacağını biz tartışıyoruz. Şimdi ortada bir BESKİ girişimi varken Sayın Bakan'ın bize bu BESKİ girişimi hakkında, BESKİ modeli hakkında ne düşündüğünü ve partisinin de çok açık bir şekilde ortaya koyması ama gerekiyor. Ama şimdi toparlasın ona göre. Tamam, Sayın evet, Bakan'ın cevabını herhalde evet, verecektir bu toparlasın. Konuda. Toparlasın. Ben de bir soru sorayım. Benim duyumlarıma göre bu kadar bu 28 belediye zaten bazen hani çok fazla bir belediye bu yanlış almış bir karar gibi de sürekli tartışılıyor toplumda. İlk başta sanki büyükşehir belediyeleri bu BESKİ'yi kuracak diye daha ilçe belediyeleri diyelim yani büyük belediyeler kuracak diye. Ondan sonra böyle bir genişletilmiş bir şey genişletilmiş böyle kurumlarda da daha çok manipülasyon yapılması daha bir şeydir. Bir de siyasi aidiyeti vardır tabii partilerine karşı. Var mıydı öyle bir şey? Yani ilk böyle Lefkoşa, Mausa, Girne? Öyle bir şey yoktu. Aslında öncülük yapan onlardı. Büyük belediyelerdi ama hı. kesinlikle büyük belediyeler şeyleri dışlamadılar. Küçük belediyeleri dışlamadılar. Evet. Bu konuda onlar da beraber olsun diye bir de irade evet. yürüttüler. Evet. Şeye geleceğim yani çok uzatmak istemiyorum çünkü diğer arkadaşlar da tabii ki bu konuda fikirlerini söylesinler. Yok ama siz teknik olarak da şu anda ne durumdadır? BESKİ'de yapılan çalışmada en büyük işte finansman olayı ortaya çıktı. Çünkü evet. eğer kaçakları önleyici yatırım yapılırsa ve profesyonel bir yöntemle tahsilat da zamanında yapılabilirse çeşitli yönlerden BESKİ'nin aslında kendi kendini finanse edebilecek bir duruma gelebilecek bir yapı ortaya çıktı. Katkı istemiyor mu? Hayır. Katkı istiyor. Ama belirli bir yıldan sonra. Evet. Şimdi soru işaretleri odur. Yani zannediyorum bu proje içerisinde verilmiştir. BESKİ'nin ilk yılda 40 milyon TL'lik bir borçlanmaya ihtiyacı var. Çünkü i̇lk kaynağı yıl. Yoktur. 40 milyon TL. Evet.
Evet. Sebep nedir? Kaçakların, bütün kaçakların yatırım miktarı 75 milyon TL'dir su dağıtımında. Eğer siz 40 milyonu önce verirseniz ve 40 milyonla 33 milyon suyun, verdiğiniz suyun 20 milyondan 26'ya çıkarırsınız. Onun sağlayacağı finansmanla birlikte ikinci seneki yatırımları ve üçüncü seneki yatırımları verseniz çünkü ikinci seneki 25 milyon yatırım, 25 milyon, 25 milyon, düşecektir 25 milyon. O zaman işte. Üçüncü senede su dağıtımındaki kaçakların %15'lere, onlara gelmesini sağlarsınız. Çok ve, özür dilerim. Mesela elçiliğin açıkladığı rakamlar sizin rakamlarınızın çok çok üstünde. Ama son zamanlarda hemen hemen aynı rakamlar. Yani aşağıya çekmeye başladılar. Yavaş yavaş aynı rakamlar gibi. Bu mülakatınızda verdiğiniz rakamlardır. Evet, evet. Şeye geldiğimiz zaman, o üçüncü seneden sonra da kanalizasyon işlemlerine geçiyor. Çünkü artık su dağıtımından elde edildiği için ve kanalizasyona geçiyor. Zaten kanalizasyondan para kazanmak isterseniz önce su dağıtımını tamam yapmanız lazım. Çünkü kanalizasyondan çıkacak suyun dağıtımı ve alacağınız para su dağıtımındaki ücretlerle birbirine birdir. Ondan dolayı kanalizasyon ücreti atıyorum 30 kuruşsa da sudan ton başına sudan alacağınız 3 liradır. 3 lira 33 olmaya başlıyor. Yani 3 lira 30 olmaya başlıyor 3 liralık gelirleriniz. Ve bu da kanalizasyon yatırımlarının 7 sene içerisinde yapılmasını ve bunun da bir geliri artırmışını sağlıyor. Yatırımlar bittikten sonra da ortalama olarak net kar bütün yatırımlar tamamlandıktan sonra da bugünkü değeriyle 60-70 milyonlara çıkıyor yılda kar olarak. Belediyelerin net kar olarak bütün yenileme, amortisman, personel giderleri ve bütün ödeyeceği 10 yıl sonra. 10 yıl sonra. Şimdi 10 yıl sonra kendi kendine hocam otur. Şimdi ben bugün bazı televizyonda bazı bakanları, eski bakanların konuşmasını dinledim. 3 yıl bekleyecek vakti yoktur Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu yatırımların yapılması. Biz derhal büyük bir yatırımın yapılıp da bu kaçakların önlenip insanların kara geçecek bir şirket olmasını. Ben yani bu konudaki bu görüşle hayır, yani BESKİ bunu 10 yılda yapacak bütün yatırımları. Onun için diğer bir yılda yapacak. Yani 400 milyonluk yani yatırımı. Özel şirketlere devredilecek. İmadiden o evet, değil mi? Evet, 400 milyonu hemen koyacak ve bu işi yapacak bir şirket. Hemen gelsin, yapsın, halkımız beklemesin. Şimdi halkı düşünen bir mentaliteyse bu, hak veririm. Ama toplumu, kaynaklarımızı düşünecek bir kaynaklarsa onun üzerinde tartışılması gerekir. İkinci olarak da bir ortaklığa girilecekse veya bir işletme yapılacaksa benim muhasebe anlayışım ve mali anlayışım önce belediyelerin mal varlıklarında bir değeri ortaya çıkması lazım. Evet. Eğer belediyelerin 800 milyon TL mal varlığı varsa ve gelecek kişi 400 milyon yatırım yapıp %100'üne sahip olacaksa bu işin ve %10'unu verecek belediyelere burada büyük bir mali sorun var demektir. Ve büyük bir olay vardı demektir. Bunu bu açıdan belediyeler açısından verelim kurtulalımla bitmiyor. Bunun bir mali yapısını yapmak lazım. Onun için ben bu benim şahsi görüşüm. BESKİ ile hiç alakası yok. Aslında bugün belediyelerin yapısı itibariyle ve yaptıkları işler dolayısıyla ve ellerinde bulundukları kaynaklar dolayısıyla ve uzmanlık sahaları dolayısıyla suda herhangi bir ortaklığa girseler dahi yani yarın Türkiye Cumhuriyeti anlaşılacak olan yap işletme devretme olacak, ortaklı işletme ortaklığı mı olacak, farklı bir şey çünkü sonunda bunun geleceğini ben hissediyorum. Yani biz ne kadar BESKİ'yi savunarsak savunalım sonunda bu işin ortak olabilir en çok diyorsunuz. Ortaklık seviyesinde en çok KKTC'nin alabileceği ortaklık seviyesinde veya küçük en çok ortak alabileceği yap işletme devretteki belediyelere verilecek belirli bir oran şey üzerinden, satış üzerinden verilecek dışında ben tek başına BESKİ'nin verileceği konusunda ben çok umutlu değilim. Yani bunu ben şahsi görüşüm olarak söylüyorum. Politiktir bu dediğiniz. Evet, bu siyasi bir karar verilecek. Ama böyle bir şeye de gidilecekse, bir ortaklık yapılacaksa Türkiye'den gelecek bir şirketle ki ben ortaklığa karşı değilim çünkü özel sektörün olması pek tabii ki bizim ülkemize bir ayrı ivme kazandırır. Ama öncelikle bizim de sahip olduklarımızın ve bizim yapabileceklerimizin ve neler yapabileceklerimizin öne konup ona göre özel sektörden alacaklarımızın ondan sonra tespit edilmesi lazım. Hiçbir şey yokmuş gibi ne varlığı varmış ne yönetimi varmış ne personeli varmış gibi bir tarafa itilip de hayır bunlar yapacak denmek bence Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki belediyeler ve BESKİ
iradesinin konmuş olduğu iradeyi hiçe saymaktır. Bu siyasi olarak yanlış bir şey olur. Onun için BESKİ modelin BESKİ içerisinde mi olur? BESKİ ile ortak bir şey mi olur? BESKİ ile beraber oturulur mu, konuşulur konusunda bir iradenin gelişmesi gerektiği inancındayım. Dediğim gibi yani bu BESKİ'nin fikri olmayabilir yönetim kurulu bu konuda ne düşünür bu? Evet. Bu konuda ben kendimi bağlamak istemiyorum. Bu sadece benim kendi özel fikrimdir. Bir de size bir soru sormak isterim. Sonra herhalde toparlıyorsunuz bu roundda. Yani bugün bu gelecek olan bu özel şirketler hani bu göreve talip olacak. Yani önümüzde bir sürü örnekler var. Yani buraya gelip de bu özel sektörü devralan işte tutum Ercan'dan daha başka olaylar var. Yani onların bir anlayış farklılığı da var. Şimdi özelleştirme bütün ülkelerde yapılıyor. Yani bir sürü ülkede yapılıyor da. Yani burada bir de kötü örnekler var. O nedenle artık bu kötü örneklerin bu su konusunda da bir özelleştirme olursa yaşanacağına dair bir şüphe var. Peki bu da haklı bir gerekçedir. Çünkü biz bugüne kadar iyi ve dürüstçe ama özel sektör ama onun da bir şeyi var. Yani gidebileceği bir sömürüsü veya insancılığı veya adaletli davranışı var. Yani kar edecek ama böyle bir şüphe de var. Yani bugüne kadar gördüğümüz bu özelleştirmeler hep bu toplumun çok aleyhine olmuştur gelen özel şirketler açısından. İşte bu bakımdan bence Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de çok iyi bir fırsat var. Bunu değerlendirmek gerekir. Bir yerde suyun dağıtımının özel bir şirket tarafından yapılmasını söyleyen bir irade var. Hı hı. Bir taraftan da bir eski örneği var. Aslında biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde fikirlerden uzak değiliz. Yani fikir insanlarımızda da fikir yoksunluğu yoktur. Ama bazen kendi kendimizin bir şey yapmadığına inanan bir toplumsal şeyimiz var. Yani biz başaramayız hiçbir şeyi. Yani o toplumsal şey geliyor bize. Ama bunu aşma zamanı geldiği gibi geliyor. Ve oturup da bunu, bence Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunu oturup kendi içerisinde bir modelle hem bu varlıklarımıza sahip çıkacak hem de özel sektör mantığını da bunun içine getirecek. Ve Türkiye hakikaten bizim için çok önemli bu suyun getirilmesi, buraya yapılması şey açısından, Türkiye Cumhuriyeti'nin bize yaptığı açısından çok önemli bir nimet olarak kabul ederim. Ve bunu büyük bir teşekkür olarak görürüm. Ancak bunun işletilmesiyle ilgili mani ki bu kadar noktaya geldikten sonra dayatma yerine bunun ortak noktasında nasıl buluşulur? Ve bizim varlıklarımıza nasıl değer verilir ve bunun nasıl değeri ortaya çıkar üzerinde bir çalışma yapılıp onun üzerinde gidilsin ki ben bu çalışmayı görmediğimi yani hala sadece böyle yapılsın denildi ama ne bunun adını koyacak olan özel şirketin bir çalışması bu konuda ne bir geleceğim ama ben bu kadar paraları vereceğim diyen biri de çıkmadı. Yarın ihaleye katıldığı anda çıkacak şirketler BESKİ'nin bugün 1,5 senede çalıştığını belki büyük ihtimalle aynı şekilde yapılacak, başka türlü sunulacak. Yani ben beklerdim ki bu öneriler yapılırken özel sektöre devir hazır planlar ve programlar ve nasıl yatırım yapılacak konusunda da bir proje ortaya çıkılsın. Ki ben henüz daha bunu ortada görmedim. Yani BESKİ dışında. BESKİ ile hükümet arasında herhangi bir diyalog yok mudur? Bence yoktur. Yoktur. Belediyeler de... Ve bugünkü haliyle de BESKİ'nin bu diyaloğunu ortadan kaldırmak açısından son bugün çıkışlar tamamen ceza ediyorum. Yani daha çok ortaya çıkmıştır. Ama şunu söyleyeyim yani ben tabii biraz da siyaset kattım işin içerisine. Çünkü yani siyasetten uzak değilim. Zaten. Uzak değilim yani onu da söylemem gerekir. Olmaz da zaten bu konuda. Ama ben zannediyorum ki Sayın Bakan'a da bu mesajımdır. Ben görüyorum ki yani bizim taraftan biraz siyaset karışıyor bu işe ama karşı taraftan iki siyasi tarafı oturup da bunu masa başında siyasi ortamda tartışma noktasına henüz ulaşılmamıştır. Kabul edilmiyor Türkiye tarafından. Ama bence o noktaya zorlanmamız yani lazım. Yok, bunu çünkü siyasi eksikliğimiz var. Sayın Başbakan da söylüyor bizim bunu. Yani evet, bunu siyasi şeyde eksikliğimiz var bu konuda. Siyasi tartışma artık noktasında bir yola varmada bir sıkıntımız var gibi geliyor. Evet. Şimdi benim söyleyeceklerim. Evet, evet, yani. Çok teşekkürler. Bir şey sundun zaten. Daha da tartışabiliriz ama şimdi iki önemli nokta var burada. Birincisi BESKİ girişimi. Bunu anlattınız. Biz zaten bunu sizin mülakatınızdan da biliyorduk. Siz maliyetleri verdiniz. Çıkış yollarını gösteriyorsunuz orada. Kısa dönemli bir borçlanma. Daha sonra kendini amorti edecek yatırımlar falan.
okudukları zaman insanlar bunu anlarlar. Yani BESKİ bir model sunuyor. Evet. Bir model de benim anladığım kadarıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi parti meclisi sundu. Yani aynen o doğrultuda hani Erkut Bey'in su baraja döküldükten sonra bunu bizim su işleri dairemiz devralacaktır. Ondan sonraki modeli tartışıyoruz. Evet. Yönetim sormamız gerekiyor. Ortada geliştirilen bir BESKİ modeli vardır. Ortada Türkiye Cumhuriyeti'nin yani deyim yerindeyse biraz dayatmaya varan, yaklaşımlarına direnen bir Cumhuriyetçi Türk Partisi parti meclisi vardır. Ve bir de hükümet vardır. Tabii şimdi hükümet adına konuşamayacağınızı biliyorum. Yok, çünkü ama hükümetin bir kanadı darbe yapıyor yani. Yok, hükümetin bir duruşu vardır bu. Hayır, hükümetin bir kanadı diyorum. Belediye başkanlarını süreçten, girişimden, inisiyatiften çekme doğrultusunda bir direktif vermiş durumdadır. Bir grup belediye başkanı buradan çekilmiştir. Acaba bu çekilme hem BESKİ girişimine hem de Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin direnişine bir darbe girişimi midir? Evet. Nedir CTP'nin modeli Allah aşkına? Madem ki hükümet adına da konuşabilirsiniz. Enteresan, hükümetin bir yerde modeli başlamak nedir? Zorunda bırakıyorsunuz beni. Buyurun. Bu şekliyle bir de Derviş Bey'in söylediği bir şeye değinmek durumundayım. Evet. Şimdi bir kere BESKİ'yi ben selamlıyorum. BESKİ'nin nasıl bir şey olduğunu birazdan yani oradan başlamak isterdim ama şimdi bir kere bu darbe falan değil. Çünkü belediye başkanlarının imzacı çekilişi. Belediye başkanlarına bakarsanız aralarında bağımsız da vardır. Cumhuriyetçi Türk Partili de vardır. Ulusal Birlik Partili de vardır. Hangi Demokrat var. Partili de vardır. Var. Dolayısıyla bir tane daha söyleyeyim. Dolayısıyla bu nitelemeniz doğru bir niteleme değildir. Yani CTP'de bir tane belediye başkanının olması bunun anlamını değiştirmez. Evet. Anlamını az önce de Sayın Saner'in oldu. Sayın Deniz az önce de işte bizim kendimizi biraz daha tırnak içinde siz söylediğiniz için söylemiyorum. Hor görmek, özgüvensiz görmek, biz nasıl olsa bu işi başaramayacağız. Dur bakalım başımıza ne felaket gelecek mantığıyla konuları ele almak, bu da bir realitemizdir. Şimdi ben buraya Bakanlar Kurulu toplantısından çıkıp geldim. Hı. Çok net ifade ediyorum. Bugün Bakanlar Kurulu saat 14'te toplandı, 19'da tamamladı. Bravo. Toplantısını. Arada Sayın Başbakan'ın gündemdeki konularımız, karar alınacak konularımızla ilgili bir basın açıklaması oldu. Ardından biz konuşacağımız konularla ilgili toplantımıza devam ettik. Önergelerimizin dışındaki gündemlerimizle alakalı. Dolayısıyla hükümet adına konuşabilecek durumdayım. Onu peşinden söyleyeyim. Evet, hükümetin ortakları olan partilerin bu konuda birbiriyle mutlak uyumlu olmayan görüşleri söz konusudur. Ancak bu hükümet tarafından ele alınan bir konudur ve Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok sözcüsü bu konuda bir hükümet duruşunun söz konusu olduğunu, bizlerin ki Türkiye ile bu konuları görüşenler olarak hep CTP'liler ifade edildi, bizlerin yürüttüğü görüşmelerinden haberdar olduklarını, süreci yakından takip ettiklerini ve bizlere güven beyan ettiklerini de kamuoyu biliyor. Dolayısıyla burada bir ayrışma veya bir taraf işte durumu idare etmeye çalışırken diğer taraf sabote ediyor gibi bir durum söz konusu değildir. Ama Özgür Gün diyor ki size artık olacak. Karar verin diyor. O ne içindir? Şudur. Çünkü, karar verin bakınız, artık bu işi bitirelim diyor. Bakınız o noktaya gelmek istiyorum. Şimdi Derviş Bey'in söylediklerinde dikkatinizi çekmiştir. Mutlaka şirketler yasası tahtında kurulmuş bir şirkettir aslında söz konusu. Tabii ki. Yani, BESKİ öyledir. BESKİ. Dolayısıyla BESKİ'nin ortakları ticari anlamda kar hevesiyle ticaret yapanlar değildir. Kamu tüzel kişileridir. Kamu kurumlarıdır. Dolayısıyla o başka bir tarafıdır işin ama bir şirkettir söz konusu olan. Bu neyi ifade ediyor aslında? Gerek yatırım kabiliyetleri bakımından pratik sonuçlar üretebilmek için, gerekse yönetim kabiliyetleri bakımından tırnak içinde siyasetin dayattığı popülizmden uzak davranabilmek, yani yönetsel ciddiyeti tesis edebilmek için bir şirket mantığıyla hareketin bu proje ele alınırken daha yararlı olabileceğini işaret ediyor. Bu önemli bir saptamadır. Bunu bir noktaya koymak istiyorum. Daha sonra dönmek üzere. Şimdi söz konusu olan şey sudur. Su kamu yararı bakımından, kamu ihtiyaçları bakımından olmazsa olmazdır. İnsan yaşamının devamına birebir etkisi olan şeydir su. Dolayısıyla suyu biz bir ticari meta olarak öngöremeyiz. Yani suyun elde ediliş maliyetinin örneğin iki katına, üç katına, beş katına satılması
ve kar realize edilmesi gibi bir mantık söz konusu olamaz. Dünyanın en vahşi kapitalist anlayışının egemen olduğu coğrafyalarda dahi su yaşam kaynağı olarak başka bir şey olarak değerlendirilir. O yüzden bir kere şunun altını çizmek lazım. Bugün ülkemizde suyun ortalama satış fiyatı, kullanım amaçlı olanı söylüyorum, tarımsal amaçlı olan da bu 80 kuruş civarıdır ortalama satış fiyatı kullanıcı açısından. Belediyelerin evsel kullanım amaçlı sattığı suyun ortalama satış fiyatı da 1.60-1.70 arasıdır. Yani bu aşağı yukarı 1 lirayla 3.5 lira arasında bir banda yerleşmiştir. 28 artı fiyat söz konusudur suyun satış belediyeyle ilgili. Şimdi Gazi Mausa'da ve Bafra'da kurulu denizden içme suyu arıtma tesislerindeki tesislerinden su temin eden belediyeler hariç yerel kaynaklardan elde edilen suyun satış fiyatı 10 kuruş ile 25 kuruş arasıdır. Hı hı. Evsel kullanım amaçlı. Dolayısıyla 10 kuruş ile 25 kuruş arasında elde edilen su 1 lirayla 3,5 lira arasında satılıyor. 3,5 liraya satılan noktalarda deniz suyu arıtma tesislerinin de devreye girdiğini işaret etmem gerekiyor. Örneğin evet, 2014 rakamlarıyla net bilgi verebilirim. 90 Amerikan dolar senti idi. Gazi Mausa'da denizden elde edilen içme suyunun 1 metreküp depo teslim fiyatı. Depo teslim fiyatı. Bunun işletme giderleriyle birlikte satış fiyatı 0-10 ton arası 3.20 artı KDV idi. 10 ton üzerindeki tüketimlerde farklı bir tarife uygulanıyordu vesaire. Dolayısıyla suyun işletmesi belli bir maliyet anlamına geliyor. Tamam. Belediyeler açısından bunu ortaya koymak lazım. Dolayısıyla bu maliyetlerin aşağıya çekilebilmesinin yolu fiziki ve idari kayıpların ve işletme giderlerinin minimize edilmesidir. Bu nasıl olacak peki? Şudur. Yatırım ihtiyacı, bir kere işletme disiplini çok başka. İşletme disiplini yarın sağlanabilecek bir şeydir. Yani idari kayıplarınızı ortadan evet. kaldırmak sizin iradenizle alakalıdır. Siz verdiğiniz her birim suyun parasını tahsil etme sorumluluğunu kendinizde hissettirdiğiniz sürece idari kayıpların yarın itibariyle ortadan kalkması mümkündür. Burada az önce Sayın Deniz'in yine çok isabetle ifade ettiği sosyal sorumluluk veyahut sosyal yardım kapsamı dahilinde işte salgınların önlenmesi, kamu yararının gözetilmesi ve suyla ilgili yurttaş yükümlülüğünün yerine gelmediği noktalarda ortaya konacak yaptırımların insani boyutları aşmamış olması da önemlidir. Evet. Ama bu belediyelerin yine de arz ettikleri suyun bedelini tahsil etmemeleri sonucunu doğurmaz. Dolayısıyla verilmesi gereken karar şudur. Sizin idari kayıplar dediğimiz gibi şimdi karar verdiğimiz zaman yarın ortadan kaldırılması mümkün olan kayıplardır. Hı hı. Fiziki kayıpların evet. ne kadar hangi vadede ortadan kaldırılacağı, yani, suyun birden çok kez kullanımının hangi vadede ortaya çıkacağı, dolayısıyla sahip olduğumuz su kaynaklarının rehabilitasyonuyla ilgili nasıl bir vade öngörüleceği diğer stratejik karardır. Peki bu kararı siz alırsanız, bu uygulamayı yaparsanız Türkiye fikrini değiştirip de verecek şimdi, mi yönetimin? Ama bakın, nasıl? Bakın, yani şimdi bakın, biz yönetim... Ama çok bambaşka bir şey. Ama biz yönetimi demiyormak istiyoruz. Üzgünüm ama o çok bambaşka bir şey. Zaten doğru anlaşılmayan konuların speküle edilmesiyle bu kadar da karmaşık hale geldi. Evet. Bu mesele ve biz aslında birilerinin bize sorun yaratmasına ihtiyaç duymadan bu sorunu doğru terminolojiyle tartışmadığımız için daha da karmaşık hale getiriyoruz. Örneğin bu kadar tartışmanın ardından eğer Beski'nin Geçitköy'den itibaren bu suya talip olmadığını hala anlayamıyorsak biz bu sorunu doğru zeminde tartışamıyoruz. Çünkü Beski'nin iddia ettiği kullanım ve faaliyet alanı belediye sınırlar içerisinde. Yani yerleşim alanlarıdır. Aynen. Ve bütünüyle evsel amaçlıdır. Ama biz bu suyu ve sahip olduğumuz suların bütününü tarımsal amaçlı olarak da maksimum fayda prensibine uygun olarak özellikle sizin konumuzdur da bu. Yani tarımsal üretim alanlarına bu suyu en verimli bir biçimde ulaştırmak, en uygun satın alınabilirliğini koruyarak en uygun koşullarda bu suyu tarımsal üretim alanlarına ulaştırmak ve ondan elde edilecek faydayla da yeni su kaynaklarını yaratmak, mevcut kaynakları rehabilite etmek, geliştirmek, korumak gibi kararlar almak durumundayız. Burada devreye şu girer işte.
Biz bu yatırım ihtiyacını, yani fiziki kayıplarımızı ve kalite artırım ihtiyaçlarımızı yaparken yatırım ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Bunun vadesi bellidir. BESKİ, belediyelerin katılımıyla oluşturacağı finansal kabiliyetleriyle son derece isabetli bir projeksiyon yapmıştır. Ve demiştir ki, yaklaşık olarak 10 yıllık süre zarfında biz bu ülkede beledi sınırlarda evsel kullanım amaçlı mükemmel bir sisteme ulaşacağız. Bu konuda farklı yöntemler bu süreyi uzatır veya kısaltır. Hı hı. Yani şunu diyebilirsiniz. Belediyelerin mevcut kapasiteleri ışığında hiç şirketleşmeden bu süre 15 yıla çıkar. 20 yıla çıkar. Veya tam tersi 5 yıla gelir. Her belediye için bu farklılaşabilir. Bu noktada nedir konuşulması gereken bir başka şey? Yatırım projesinin büyüklüğü elbette maliyetlere birebir etki eden bir diğer unsur olarak. Peki bu mali şeyi nasıl oluşturacaksınız, bu BESKİ'nin 40 milyonluk bir ilk finansman. Borçlanarak. Şimdi sizin tündür. İkiye ayrıldınız. Dediniz ki bir tarım amaçlı elbette bir kullanımı. Bir de konutlar var. Bir de belediyelerin kullanımı. Ama bütün şeyinizi tabii belediyenin kullanımı üzerine odaklaştırdınız. Hayır, müsaade ederseniz diğerine konuşmak istiyorum. Çünkü o da konuşulması gereken bir diğer ihtiyaç alanı. Yok, bir şeyler söylediniz. Orada dediniz ki belediyelerin bu suyu kullanımını engelleyen veya zorlaştıran bugünkü koşullarda iki önemli sorun vardı. Birincisi idari kayıplar dediniz. Tahsil edemiyor. Fiziki kayıplar. Bir de fiziki kayıplardır. Kacaklar vardır anladığımız kadarıyla. Yani yatırım ihtiyacının olduğu noktalar. Esasında belediyeler bu idari kayıpları çok kısa sürede giderebilirler. Sanki de bir soru işareti koyuyorsunuz. Fiziki kayıpların giderilmesi konusunda belki de yoktu da ben öyle anladım. Belediyelerin pek hazır olmadığını ima eder gibi bir yaklaşımımız Sayın hocam, oldu. İma değil, onu söylüyorum. Söylüyorsunuz. Bu para gerektirir. Ama tamam, ama şeyde BESKİ'de yani, şey yapıyor. Gideceğimiz hocam gerçekçi olmak verir. Zorunda. Yani belediyeler diyor ki ben hazırım buna. Çok, yani. Çok materyalize olsun diye. Yani çok belediyeler başka, BESKİ başka mı? Belediyelerimiz... Belediyeler hissedarıdır. Tamam. Belediyelerimiz, idari kayıplarımız aynı şeydir. Yarın sabah itibariyle sıfırlayacak kabiliyettedirler eğer niyetleri varsa. Yarın sabah itibariyle. Ama fiziki kayıpların giderilmesi bir vadedir, bir vade gerektirir. Her hal ve şartta bir vade gerektirir. Bu vadenin ne kadar olacağını yatırım kapasitesi ve finansal kabiliyetlerdir belirleyecek olan şey işaret etmiyorum. Anlamak için. Ama bir de performans var. Bir de performans var. Bir de performans var. Anlamak için sormam lazım. Bakınız şunu da söyleyebilirsiniz. Bu fiziki kayıplar. Evet. Fiziki kayıplar konusunda siz herhalde şunu ima etmiyorsunuz. Belediyeler bu fiziki kayıpları giderme konusunda çok fazla olana sahip değildir. Değil. O nedenle bir özel şirketi de gelin biz hem BESKİ'yi koyalım bir de özel şirketi siz kabul edin. İması değil, değil mi? Teşekkür ederim. Yani anlaşılması için sorduğumuzu varsayıyorum bu soruyu. Evet. Az önce söyledim. Bunu belediyelerin kendi kabiliyetleriyle herhangi bir özel işletmeye gereksinim duymaksızın yapmaları da mümkündür dedim. Bunun belli bir vadesi vardır kendi finansal kabiliyetleri çerçevesinde. Bunun BESKİ aracılığıyla yapılması mümkündür. Yani kimisinde yatırım ihtiyacı örneğin %60'lık kaybı gidermek içindir. Kimisinde %3'lük kaybı gidermek içindir. Dolayısıyla belediyelerin kendi imkanlarını birleştirerek tabii ortaya çıkaracaklar. Tabii gelir kaynakları da olması lazım. Tabii. Çünkü biliyorsunuz devletten yardım alıyor belediyeler. Çünkü bir takım hizmetler sunuyorlar ve bu hizmetlerin karşılığını vergi veya şu toplayamıyorlar tam olarak. Sondan kırıldı. Ben su satışını kastetmiyorum. Devletin yani merkezi hükümetin belediyelere bir katkısı vardır. Bilmiyorum bu ne kadar ödenir. Yani bu katkı yerinde bir katkı mıdır? Bu ayrıca incelenir. Artırıldı da zaten yani, bu bütçede. Artırıldı. Yani belediyelerin kabiliyetinden bahsederken, yani bir işi yapabilme kabiliyetinden bahsederken gelir kaynaklarından da merkezi hükümetin bahsetmesi gerekir. Yani bu gelir kaynaklarının da açılması lazım önünün. Teşekkür ederim. Onun için teşekkür ederim. Ben de ondan bahsediyorum. Yani su bir gelir kaynağıdır. Devlet katkısı elbette yerel gelirlerden, yerel gelirlerinin %9.25'i şu anda devletin belediyelere ayrılmıştır. Ve her birine nüfuslar oranında eşit biçimde dağıtılmaktadır. Evet. 2016 yılı için 2015 yılına ek olarak yaklaşık %12'lik bir enflasyon, daha doğrusu yerel gelirler kalemindeki artış nedeniyle bir artış söz konusu olmuştu belediyeler açısından. Buna ek olarak 8.5'tan 9.25'e geçerken 20 milyonluk ilave bir katkı daha öngörüldü belediyeler açısından. Dolayısıyla bu yıl
geçtiğimiz yıla göre belediyelerin devletten alacakları katkı miktarında çok ciddi bir artış söz konusu. Çok ciddi bir artış söz konusudur. Dolayısıyla bu anlamda biz belediyelerimizin finansal kabiliyetlerini ve bütçe kapasitelerini geliştirme konusunda devlet olarak bir gayret içerisindeyiz zaten. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani o kesintiye uğradığı için net anlaşılmamış olabilir. Bu konu pek çok farklı seçenekle ele alınabilir. Önemli olan zamanın ne kadar uzun olacağına veya hangi zaman diliminin bu iş için bizim sağlıklı ve sürdürülebilir bir su işletim sistemine sahip olabileceğimizin kararlaştırılmasıyla alakalıdır. Yani BESKİ ile birlikte bunun 10 yılda olması mümkündür. Belediyelerimizin kendi öznel kapasiteleriyle bunun 12 yıl, kimisinde 3 yıl, kimisinde 8 yıl olması yine bir seçenektir. Suyun Türkiye Cumhuriyeti'nden teslim alındığı noktadan itibaren bedelini sorup o bedeli ödedikten sonra gerisine karıştırılmaması bir seçenek olarak dile getirilebilir. Ne kadar tercih edilebilirdir o ayrı bir konudur. Çünkü özellikle ifade ediyorum 70 milyon metreküp bir yılda bu ülkeye gelecek. Bu su hem evsel amaçlı hem tarımsal amaçlı maksimum fayda prensibine uygun olarak kullanılacak ki hem bedeli her neyse o bedel ödenebilsin hem de bu ülkenin yaşam standartına olumlu bir katkı yapabilsin. Şimdi o zaman size daha böyle izleyicilerimiz de daha yani daha açık veya kendi sorularına yönelik yani burada biraz çok genişletildiği tartışma tabii ki. Sizce bir umudunuz vardır ortağınızla, Ulusal Birlik Partisi ile bazı konularda anlaşabilirsiniz. Bir de bir zamandan söz ettiniz. Yani bir anlaşmada nerede buluşabilirsiniz? Yani Ulusal Birlik Partisi ile. Hani onların yani bugüne kadarki tavrı farklı görünüyor. Bakınız bugünden itibaren neyin olamayacağını net olarak söyleyebilirim. Bu parti meclisinin evet. Karar altına almış olduğu ama yok UBP de var bakın. UBP de var. Şimdi, yani şimdi Tango iki kişilik bir. Tabii hayır hükümet açısından yoksa Cumhuriyet başka. Türk Partisi açısından kabul edilmez olan hükümet açısından da kabul edilmezdir elbette. O yüzden evet. Biz Ulusal Birlik Partisi'ni gözeterek... Ama onların da söz hakkı var. Bir koalisyondur evet, sonuçta. Parti meclisinin kararıyla elbette ama yani Ulusal Birlik Partisi'ni gözeterek bir çözüme gitmeyi tercih yani ederiz. Yani onlar elbette. Ne kadar esneyebilir? Hadi onu sorayım. Ama yani ben kadar... onlar adına konuşmaya yetkili değilim. Ben kendi parti görüşümüz çerçevesinde bu konuyu net olarak ifade edebilirim. Hayır edebilirim. Bu dediğiniz şeylere ılımlı bakıyor mu? Böyle kesinle konuştuğumuz bunu anlamında sormuyorum. Şimdi ben onu, şunu söylemek ben istiyorum. Ben onu size söylemiştim. Hayır hükümet adına konuşabilirim demiştim. Tamam. Evet. Ama hükümet adına, iki parti hükümeti. Hükümet adına bakın şunu söylüyorum size. Türkiye ile yaptığımız müzakerede gelebildiğimiz nokta, altına imza atabileceğimiz bir nokta olmuş olsaydı, bu hükümetin, bu ülkenin bakanları olarak zaten bunun imzaya hazır bir metin olduğunu ifade ederdik ve orada biterdi bu tartışma. Yani bir formül buldunuz oradaki şeyle. Elbette bir müzakere süreciydi ve gelinebilen noktaydı bu. Ama bizim hükümet olarak altına imza atabileceğimiz bir durum olmuş olsaydı zaten bunun siyasi değerlendirmeye ihtiyacı olmazdı. Partiye evet. Gidip bu konuda değerlendirme ve bir görüş oluşturma gereksinimi ortadan kalkardı. Evet. Bunu net olarak anlamış olmak lazım. Evet. Dolayısıyla gelebildiğimiz nokta neydi o müzakerede? Suyun yönetimi konusunda. Yani Geçitköy Barajı'ndan itibaren bu suyun evsel amaçlı veya tarımsal amaçlı sevki aktarılması konusunda tek yetkili otorite Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su İşleri Dairesi'dir. Aynı zamanda yerel su kaynaklarımızın bütününün yönetiminden, idamesinden, kullanımından veya kullanımının engellenmesinden verimlilik esası, sürdürülebilirlik esası çerçevesinde yine KKTC Devlet Su İşleri Dairesi'dir. Bu konu nettir ve tartışmaya açık peki, bir durum değil. Peki parti meclisi bu sizin istişare etmenize bir takım size eleştiriler de var o üç kişi hani görüşmeye katılanlara. CTP Parti Meclisi bu neyse bir taslak diyelim, bir ön görüşme diyelim. Burada zikredilen çözüm formüllerine evet diyecek mi? Bugün yine Sayın Talat'ın galiba bir demeci vardı. Yani öncelik CTP Parti Meclisi'nindir, onun kararıdır. Veya onun tekrar bunu gözden geçirme olasılığı var mı? Bunu kabul edebilir mi? Yani iş burada da bir de düğümlenmiş durumda. Yani hükümetin oturup karar vermesinden başka bir de CTP Parti Meclisi'nin şimdi kararı önemli. Bir daha ifade edeyim. Ben yönetim konusunu temize havale ettik. Yönetim
buna orada bir sakınca olmayacak yani. Tamamen KKDC birimleridir. KKDC devlet birimleridir, yetkili otorite. İşin işletme ayağında bu müzakereler sonucunda gelebildiğimiz nokta ve parti meclisimizin bu konuda olumsuz bir yaklaşım ortaya koyduğu, altını çizmek lazım, nokta şudur. Evsel kullanım amaçlı, yani belediyelerin sınırlarına ulaştırılacak su ve tarımsal kullanım amaçlı olmak üzere iki işletme ihalesinden söz ediliyor. Dolayısıyla iki şirketin devralacağı bir işletme modeli bizim müzakerelerimiz sonucunda ulaşabildiğimiz noktadır. İki ayaklı olacak. Bu işletmelerin oluşturulmasıyla ilgili ihale şartnamesinin hazırlanması, ihale şartnamesinin, ihalenin açılması, ihalenin sonuçlandırılması ve sözleşmenin imzalanması yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilgili birimlerinin sorumluluğunda. Burada bir şey sormamız lazım. Şimdi İhale. Siz diyorsunuz şeyleri ki de sorabilir ya. Suyu barajda, Keçitköy Barajı'nda su işleri dairesini devraldıktan sonra biz ihaleye çıkacağız. Ama biraz önce selamladığınız BESKİ şirket öyle zannediyorum ki bu ihaleye girsin, kazanırsa veririz, kazanmazsa diyelim. Belki de yorucu bir gündü, kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Bakınız, altını çizerek söylüyorum bir kez daha, özür dileyerek. Bu Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz müzakerede gelinebilen nokta olarak parti meclisimizde değerlendirildi ve reddedildi. O yüzden bana bunu sormamış olmanız lazım. Evet. Hayır, ama özür dileyerek. Özür dileyerek bunu yapacağız dediniz ne, yani. Ne olduğunu anlatıyorum ben. Bu görüş bizden siyasi destek bulmadığı için artık bunun dışında bir şey üzerinde tartışmak durumundayız. Evet, şimdi hükümet bütünlüğü hala orada. Düzeltildi ama bir şey daha vardır. BESKİ 2014 Eylül ayından beri devam eden bir girişimdir. 2015 bu, Nisan'dı sanırım kuruluşu. Nisan'da proje bitti yani. Proje hayır, ama öncesi var. Başlangıç şekiller yasasına göre kuruluşu. Ama çalışmalar daha önce başladı. Haziran. Haziran 15'tir. Haziran. Evet. Yani ama çalışmalar şeyde başladı. Yani. Tabii. Eylül'de çalışmalar başladı. Değil mi? Eylül 2014. Eylül 2014. Ve bu BESKİ içerisinde Cumhuriyetçi Türk Partisi belediyeleri de vardır. Tabii ki. Şu anda zaten başkanı Cumhuriyetçi Türk Partisi üyesidir. Ve bu noktada siz diyemiyorsunuz. Yani başlanmış olan, olgunlaştırılan ve sizin de takdirle karşıladığınız bir modeli hükümet olarak veya parti olarak, hükümet olarak geçiyorum çünkü diğer ortak ben ısrar ediyorum, bir darbe girişimidir bu. Yani BESKİ'ye yönelik, yani hükümeti falan değil. BESKİ'ye dönük bir darbedir bu. Yani sizin Türkiye Cumhuriyeti ile yapacağınız müzakerelerde sizin elinizi kolunuzu bağlayacak bir darbe girişimidir. Şimdi ben en başında hocam zaten BESKİ'nin ticari bir işletme, şirketler yasası tahtında kurulmuş bir şirket olduğunu söylerken bu noktaya evrileceğini biliyordum. Şimdi devlet olarak siz şirketler yasası tahtında kurulmuş bir işletmeye ihalesiz yetki devri veya ticari sözleşme imzalayacak noktaya gelecek durumda olamazsınız. Dolayısıyla BESKİ formülünün geçerli olabilmesinin yolu zaten ticari anlaşma hükümlerine uygun bir sürecin takip edilmesi. Veya ihaleye de, dolayısıyla BESKİ şirketine belediyeler kendi belediye meclis kararlarıyla imtiyaz haklarını devredebilirler. Çünkü kurucu ortaklarıdır. Yani evet. BESKİ'nin hissedarlarıdır belediyeler. Ama devletin BESKİ'ye herhangi bir şeyi para karşılığı ticari bir meta olarak devretmiş evet. olmasının koşulu devlet ihale mevzuatı çerçevesinde davranmış olmayı evet. gerektirir. O yüzden bunun anlaşılıyor olması evet, gerekir. Evet, anlaşılmıştır. Şimdi konuklarımıza da şey evet. yapmayalım ayrımcılık gibi. Sizler de yani kendi görüşlerinizi de belirtin. Tamam. Var mı böyle acil, siz teknik olarak da bir şey sormaya? Yani hem kendi görüşünüzü hem de belki en çok soru size sorulacak ister istemez. Ama şeyin sırasıdır. Ama Asım Bey şeysin. Yani bunları da sorabilirsiniz. Kendi görüşlerinizi de söyleyebilirsiniz. Yani aslında ben şey bakıyorum. Mesela konuşuyoruz. Sevgili bakanımızı da dinliyoruz. Yani anladığım kadarıyla biz bir müzakere yürüttük ama bu yürüttüğümüzü geçiremedik. Demek ki Türkiye'nin de bize uygun gördüğü ya da ne bileyim ısrar ettiği model demek ki bir tarafta kamu ve özelin dışında bir yani bunu biz kabul ettiremedik anladığımız kadarıyla ve yani daha ağır bir özelleştirmeyle karşı karşıya
dır herhalde hükümet. Bu konuda da kendi içerisinde ve Cumhuriyetçi Türk Partisi de kendi içerisinde bu konularda sıkıntı çekiyor. Tabii ki birincisi bizim açımızdan şudur. Hükümet kuruldu, su problemi vardı. Su geldi adaya. Daha ne zaman hemfikir olacak ve bunu nasıl daha bize bu çekişmeyi ya da bu belirsizliği yaşatacak hükümet? Hı hı. Bu önemli bir durumdur. Yani doğrudur, tango iki kişiliktir ama iki yıl süren tango yoktur. Yani beş yıl. Hükümetin başlangıcından itibaren olarak söyledim. Yani çok ciddi bir durum bu ve bizdeki özelleştirmeler de ne yazık ki özelleştirme değildir. Bizim rekabet yasamızda yoktur. Bütün özelleştirmeler de problemlidir. Bizdeki tekelleşmedir. İşte onu dedi. Böyle bir şey bir de var. Yani bir... Yönetim meselesi üzerinde çok hassastır toplum aslında. Bir taraftan da yönetim meselesinde merak etmeyin diyoruz. Tabii o mal bazı tesislerin kimde olacağı konusunu açmayacağım tekrar ama bir taraftan evet merak etmeyiniz yönetim bizdedir ama sadece yönetim bizde olması da yeterli midir ya da bu mudur bütün mesele diye de düşünüyoruz. Diğer taraftan yönetim bizde olup bütün hakların özelde olması, bütün kullanımın özelde olması, fiyatı belirleme, bütün suları kullanma biraz önce söylediğimiz gibi o zaman yönetim nasıl bizde olacak? Diğer tasarruf tedbirleri. Üçüncü ülkelere de Türkiye'nin satma koşulu var sözleşmede. Tasarruf, onu olacak. Tasarruf tedbirleri uygulayacaksa bunu devletin uygulayabilmesi lazımdır. Ama özel tasarrufla hareket eder mi? Özel dediğimizin karlılık esası amaçtır. Kamu yararı düşünür mü acaba özel? Biz böyle bir özel görebildik mi? Yarın Türk, yani dünyada çok da aslında kötü tecrübemiz su aslında. Kaynakları konusunda sıkıntı vardır. 2007'de Ankara susuzluktan kıvrandı. İnsanlar tuvaletlere gidemedi o derece. Yani bugün bu su sanki ilelebet gidecek diye bir şey yok. Yani yok. Yarın böyle bir durum olduğunda ya da bir arıza olduğunda ya da bir suyu başka amaçlarla kesme durumu olduğunda biz hangi pozisyonda olacağız? Bunlar bizim için çok çok önemli. Diğer taraftan bir BESKİ modeli var aslında ortaya konan. Evet. Aslında bu hükümeti rahatlatan ve elini güçlendirebilecek bir girişimdir yerel yönetimlerimiz tarafından ve aslında yerel yönetimlerin tümü aslında bu ülkeyi temsil ediyor ve bu ülkenin temsil seçilmişlerini, toplumu temsil ediyor aslında. O yüzden bu müzakere sürecinde bunun desteğini alarak, meclisten destek alarak gitmek gerekiyor. Şimdi hükümetin bir ortağı kendi partisinden bile yetki alamadığı bir konuda gidiyor bir müzakere yürütüyor ve bu müzakerede sonuçsuz kalıyor. Geliyor ve burada bunu yürütemiyoruz. Bunun doğru yolu bu işlerin meclisten, bu işlerin diyalogdan, bu işlerin bu toplumun bağrından çıkmasıdır ve bu şekilde güçlü bir temsiliyet oluşturup bu konuda da Kıbrıs Türk'ü kararlılığını koymak durumundadır. Yani bu bizim için gerçekten çok önemli. Diğer şeylere baktığımızda yani biz topluma hala daha söyleyemiyoruz. Yani ne suyun fiyatını söyleyebiliyoruz, özelleştirmenin sonucunda bu memleketin kayıplarının ne olacağını söyleyebiliyoruz. Denizden su arıtırsak kullanabilecek miyiz, kullanamayacak mıyız söyleyemiyoruz. Ama bu işin yani gidişatı çizilen şeyde hükümetin şunu zorlayacağını anlıyoruz. Yani kamu özel ortaklığıyla bir modeli zorlamaya çalıştığını anlıyoruz. Şeyde hani sıkıntılarını da anlıyoruz aslında. Hı hı. Bunu da ben popülistik yapmadan söylüyorum gerçekten. Sıkıntıları da vardır. Yani bu konuda yani çok dikkatli olunmalıdır. Bu konuda belki yatırımlar konusunda yani sadece yatırımların karşılığı çok cüzi bir kar ya da makul bir karlılıkla belki bu işi yürütebilirler, bir yerlere getirebilir. Bunu zorlamak zorunda kalabilirler. Bunu destekleriz anlamında söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ben yapılan açıklamalardan ya da yani baktığımızda konuşulanlara, hükümetin ortaya koyduklarına, elçiliğin ortaya koyduklarına baktığımızda böyle bir sürecin yaşandığını hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Hı hı. Bizimle direkt olarak paylaşılmasa da. Hı hı. Tabii bu konuda yani özelin yani gerçekten çok sınırlanması gerekir. Şeyde kamu yararına olması gerekir. Dağıtımın belediyelerde olması gerekir. Ya da nasıl ki belediyeler
yerel yönetimlerle ilgili bir formül oluşturmuş ise, yani bakanlıklar da, hükümet de, diğer işte barajdan çıkıp belediyelere gidecek boyutuyla ilgili de bir proje üretebilir. Bu konuda da bir çalışma yapılabilir. Çünkü suya ödeyeceğimiz sonuçtaki bedel hiç de az olmayacak. Yani bir hibe yoktur orta yerde. Bunu ister vatandaş ödesin, ister belediyeler ödesin. Sonuçta Kıbrıs Türk toplumu ödeyecek. Eğer 7 lira olursa bu suyun, yani ben sormak isterim size, 7 liraya mal edilirse bu süre 10 yıldan çok aşağı düşmez mi? Çok zor. Biz zaten bu formülle, bu formülü zaten ödeyeceğiz bu dayatmaya göre ve zaten hiçbir şeye de sahip olmayacağız. Fakat böyle bir şey kabul edilebilir mi? Akıldan çıkarmamak lazım. Yani bu protokolün dayattığı, bizim çok fazla devlet olarak, hakikati, neyse toplum olarak çok büyük meblağlar da ödeyeceğiz. Yani onları da düşünüyorsunuz herhalde. Yani getirilecek olan elemanların işte önizinsiz... Ben orada bizim çalışanlarımızın da çalışacağına inanmıyorum. Yani bugün otellerimizde... Efendim KDV'ler şeyler burada, izinsiz çalışmalar burada, belki de konutlar yapılacak. Fatma'nın öyle bir şeyler de otellerde... var. Bunların yaşaması için hiçbir şey masraf etmeden bütün bunları, belki bu kamulaştırma başımıza gelecek. Yani bu kamulaştırma hemen sonradan gelecek, malları kamulaştıranlar ve bunlar da gelecek. Yani da sadece mali külfet şeyle sınırlı değildir. Evet. Evet. Şimdi söylediğiniz çok doğru. Otellerimizde %70 KKTC vatandaşlarının çalıştırılması zorunluluğu var. Ama yani bunu bile olmaz iken Türkiye'den gelen özel şirket yani bunlara nasıl olacak? Bunu ismi bile, ona yani para inir de bulacak. Özelleştirilecek olan şirketin ismi bile bellidir. Ya nasıl olabilir ki böyle bir şey? Biz de çıkacağız da ihale yapacağız, kendi koşullarımıza göre yürüteceğiz. Çok çok sıkıntılı şeyler. Biz yani son olarak şunu söyleyelim. Yani gerçekten suyun yönetimi önemlidir. Suyun yönetimini alacağız. Suyu kendimiz yürütebiliriz. Bugün Kıbrıs Türk toplumu görüşme sürecindedir. Görüşme sürecinde iki bölgeli, iki toplumlu eşit olma arzusundadır. Ve bu süreçte bu şekilde bir pazarlık yaşarken, yani bu taraftan Kıbrıs Türk toplumuna çizdiğimiz gömlek hiç bununla uyuşmamaktadır. Prestijimiz düşmüştür görüşmelerde o yüzden, bana göre. O yüzden yani bu bizim açımızdan, Toplumcu Demokrasi Partisi açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Evet Derviş Bey. Asım Bey'in çok net bir söyledikleri, yani bu konuda belediyelerin ve onların oluşturacakları birliklerin söz sahibi olmasıdır. Tabii şimdi şöyle bir durum vardır. Erkut Bey'in söylediği mesela, yani BESKİ özel hukuk kurallarına kurulmuş bir şirkettir. Dolayısıyla katılır ihaleye, kazanırsa bu süreçte yer alır. Esasında bunu söylüyor Erkut Bey. Şimdi siz bunu hesaba katmış mıydınız? Yani BESKİ kuruluyor. Siz esasında bu işin BESKİ'ye verilmesini bekliyorsunuz. Evet. Şöyle bir durum var tabii. Şimdi Erkut Bey bunu hesaba katmıyor. Su İşleri Dairesi kendine ait olan suyu, devlete ait olan suyu belediyelere veriyor. Şimdi belediyeler kendi aralarında bir koordinasyon birimi oluşturuyor ve bazı işleri daha kolay halletsinler diye buna bir şirket statüsü veriyorlar. Evet. Bilmiyorum ben onun teknik faydalarını. Eleştirileri. Belki de bundan vazgeçmeniz gerekecektir. Madem ki böyle bir tehdit vardır. Birileri BESKİ'yi şirket gibi niteleyip onu başka bir büyük şirketle yarıştırarak kaybetmesini sağlamaya dönük bir niyet var orta yerde. Ben bu niyeti görüyorum. O zaman belki de siz BESKİ'nin statüsünü bana göre esasında statüsü doğrudur. Çünkü hocam, bir koordinasyon durumundayım. Özür dilerim. Ben devlet yapamamalar belediyeler yapabilir bunu dedim. Ortakları ve mal sahibi olarak belediyeler yapabilir hayır, bunu siz dedim. Siz yani, su işleri dairesi olarak suyu belediyelere veriyorsunuz. Söylemediklerimin üstünden yapıyorsunuz. Belediyeler diyor ki ben bu suyu şu andaki şeydeki suyu alırken bir şirket kurdum. Bu şirket ama mecbur da başka türlü olmazdı. Tamam, yani, belediyeler olarak yani, giremezdi. Yok ben sizi kastetmiyorum. Üzgünüm Erkut Bey böyle diyor diyorsun. Ama söylemediğim şirket kurulması şarttı. Başka ben türlü diyorum, giremezdi. Devletin şirket özel bir şirkete iş vermesinin veya bir ama bu özel bir şirket değildir. Kamu yararı amacıyla yani burada bir mali müşavir var. Kamu yararı amacıyla iş yapan belediyelerin oluşturduğu bir koordinasyon birimidir. Bilmiyorum hangi teknik nedenle türlü şirket kurulmuştur. Kamsani, bakın yani kampani limited altında kurulmuştur bu. Bu olağan bir şeydir. Kampani limited altında.
Çünkü evet, belediyelerin ayrı ayrı kooperatif mi olmalıydı? Hayır. Yani bir ticari şirket ama gene amacı bellidir, değerleri bellidir, belediyelerin ortak olduğu bir şeydir bu. Bir limited company, bir shelter'dır o. Yani bir şeydir, yapıdır yani o. Yani kamu otoritesinin sahip olduğu bir varlıktır. Evet. Tabii, tabii. Bu kamunun ortak olduğu bir limited şirkettir. Tabii. Yani normal bir şahısların ortak olduğu bir şirketten değil, farklı değildir. Yani bir aile şirketi ancak değil. Özelliği hissedarlarının kamu olması. Yani kamu birimleri olmasıdır. Yani böyle modeller olur. Kamu birimleri olması dolayısıyla otomatikman o kamu birimlerinin sorumlulukları, halktan aldıkları oy ve geldikleri yerler dolayısıyla otomatikman şirketin yapısını ve kar dağıtımındaki mentalitesini özel şirketlerden farklı kılar. Yani tabii, o mentalite. Ama yani özel olması açısından Sayın Bakan'ın dediği statü olarak Sayın Bakan'ın dediği doğru. Var. Yani bir o da bir işlev var. Olarak. Tabii öyle yalnız şeyi söyleyeyim burada. Bu şirketin yani bugünkü mesajlara baktığımda ben siyasi olarak bir şey yapayım. Bugün mesajlara baktığınızda 6 belediyenin imzaladığı deklarasyon şunu söylüyor. BESKİ kuruluş amacından saptırıldı. Saptı, evet. Ve geciktirildi suçlaması var. Tabii bunu çok çeşitli değerlendirebiliriz. Yani belki de burada bu gece tartıştığımız BESKİ kurulduydu, hükümete baskı yapacak, bunu alacak ama bekledi, bekledi, bekledi ve sonunda ne duruma geldik? Midir bilmiyorum. Sonunda ne duruma geldik? Bizi artık özel şirketlerle yarıştıran duruma geldiler. Biz bu işte yokuz artık, oturalım bekleyelim. Midir? Hı-hı. Yani bu 6 belediyenin söylediği. 3 belediyenin söylediği ki Güzelyurt, Girne ve Çatalköy belediyelerinin artık protokola uyulsun ve adım atılsın şeyi var. Yaptığınız protokol, yani daha doğrusu o bir anlaşma yapıldı sizin katıldığınız toplantıda ve uygulansın. Ki o toplantıda çıkan mesaja göre bence çok yap işlet devret modelidir ve yap işlet devrette de belediyelere de belirli bir şey üzerinden pay vermek. Ciro payı. Ciro o %10 muydu? Ama burada çok önemli bir şey var. Bunu hiç unutulmaması gerekir. Eğer bu noktaya gelinecekse ve BESKİ ortadan kalkacaksa dünyanın uygulamalarında bu çok önemlidir. Çünkü bir su kurumu yasası, yasa tasarısı hazırlandı. Ve su kurumu da yasa tasarısı işte belediyeleri yer almadı. Çok ilginçtir ki dünyanın her yerinde su özelleştirilen yerlerde bile suyu kontrol eden mekanizmaların içinde mutlaka belediyeler vardır. Ama o yasa daha meclise burada gitmedi yoktur. Değil mi? Gitmedi ama gitmedi. Yani yoktur belediyeler içindeki çok eksik bir şeydir bu. Daha bir yasa gitmedi. İki, su kurumu yasası ortaya çıktığı zaman sizin iddia ettiğiniz o su işleri dairesinin değil de su kurumunun işletmesi devreye girebilir. Su kurumu devreye girdiği zaman da dağıtım da dahil su kurumuna ait olabilir. Su kurumu o şey içerisinde bunu ihale edebilir. Yani su kurumuna düşer. Yani gidişat da ona doğru gidiyor. Ama eğer yap işlet devret modeli olacaksa devralacak olan şirket yap işlet devret tamamıyla belediyelerin varlıklarını devralacak. Ve üzerinde de yatırım yapacak. Ve ama dünya örneklerinde bütün ülkelerde bunu Dünya Bankası bunu istiyor yapılsın. Zannederim Avrupa Birliği'nin şeyi de kuralları da budur. Varlıkların sahip olduğu belediyelerin fiyat belirlemede, denetimde ve bu şirketin bütün eylemlerinde tek yetkilidir belediyeler. Yani BESKİ çıkıyor ve belediyeler çıkıyor ve giriyor bir organizasyona, bunu geçirmeniz lazım ve diyor ki istediğin fiyatı uygulayamam. Yatırımı benden izin alarak yapacaksın ve üst kurul gibi yapıp bütün kontrolü ele geçiriyor. Hı hı. Ve payı da alıyor içinden. Ama devlet daha kaça aldığını bilmeden neyi belirleyecek? Ancak şunu söyleyeyim. Yani bu belediyeler bu şeyi verilmezse bu yetki bu belediyelere kontrol edemeyeceksiniz. Bir tek kontrolü yani ben en kötü ihtimalle söylüyorum. Yani dışarıdan bu şirket bulacaklar. Bu bir kötümserliğin sonucu. bu belediyeler şu anda yani eğer o yap işlet devret modeli çıkacaksa. Aklınıza geldiği için. Geldiği için yani buradan bir şey değil mi? Dünyadaki uygulamaları ben bahsetmeye çalışıyorum. Bir belediye kalkar ve yetkisi vardır bildiğim kadarıyla. Bir belediye kalkar kendi özelleştirirse ne yapacak? Ne olacak bu iş? Özelleştirirse bırakın ben başka bir şey söyleyeyim. Hakkı vardır özelleştirirse. Belediye ben suyu almam dersen olacak. Peki o ne olacak? Nerede yani bulacak suyu? Kendi kaynaklarını kullanabilir.
Hayır zaten bu... Ben sizin satacağınız suyu kabul etmem diyebilir. Bu şirketin. Konuyu başka o noktaya getiren bir uygulamadan sonra herhalde belediyenin başka alanlara yönelmesine de izin vermeyecek. Yani belediyelerin yani batacağından haberdar olacağız bu şeyin. Biliyorsunuz yani 300 sonra... üzerinde personel büyük siz, ihtimalle yani işsiz. Belediye varlıkları dediniz. Yani eğer dediniz bu bir şirkete devredilirse aynı zamanda su dağıtımıyla ilgili belediye varlıklarının da bu şirketler tarafından nedir bu belediye var? Yeraltı suları bakın, var. Depoları var. Motorları var. İzalatları var. Derivasyon kanalizasyon şeyleri var. Bunlar hepsi bir yatırım çizgisi. Bütün sistemi etkileyecek aslında. Çünkü kesinlikle. Bu özel şirket yeni su dağıtım şebekesi kurarken yani yetkili olacak. Devraldığı için bütün yapıları. Kesin. Bütün bir özelleştirme girişimidir bence bu. Yani bu noktaya, yani bu tahminimdir. Yani bu gece bir tahmin olarak bunu söylüyorum. Ben bilmiyorum tabii Sayın Bakan'ın söylediklerinden bir şeyler analiz etmeye çalışıyorum ama bütün gece konuştuklarımızdan sonra ama sanki Türkiye'deki oturulan ve anlaşılan nokta bu noktaya doğru gitmektedir. Yani bu yapıştır devlet modeline doğru bir gidiş var. Son istifalar da esasında bir şey. O modele dönük bir yani bu, hareket. Bu yani bir kısım mesajlar onu söylüyor, bir kısım mesajlar ayrı. Suçluyor, meski hedefinden şaşırtılmıştır diyor. Ve bakıyorum yani iki tane belediye bu işi götürmeye çalışıyor. Bir Lefkoşa Belediyesi, bir de Gönyeli Belediyesi. Şimdi bak bu işte biraz işte meskiye biraz güvet verip yani gitme noktasındadır. Siz bu meski aracılığıyla bu işi takip ediyorsunuz. Evet. Değil mi? Bizler de siyasi partiler açısından takip ediyoruz. Hı. Bu işin aslında nereye vardığını sadece tahmin ve yani anlamaya çalışmak gibi bir ortamdayız. Yani hala daha çok olasılık konuşuyoruz. Yani şu, doğru mudur? Şimdi burada yani, birçoğu bunların kendi şahsi şeyimizdi. Yani nasıl bir şey bu? Yani, bu kadar önemli bir konuda yani bunları biz tahmin çok... ederek mi, analizler yaparak mı? İşte gidin bulun araştırından mı öğreneceğiz? Yani nasıl olacak bu şeyleri varsayıyorsunuz. Olmayan bir şeyleri varsayıyorsunuz. O zaman bakın, olacak olan şeyleri bakın, birlikte tartışalım meclisin içerisinde ya da komitelerde. Türkiye ile anlaşılan. Ben öyle söylemedim. Bakın, ben olmadığını yani, söylüyorum. Aynen. Ben de basından ne duyarsam onu oluyor. İhlal eder durumda. Evet şimdi zaten artık sen de arada yapmalısın. Erkut Bey'in hakkını yemeyelim. Çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki su meta değildir dedi. Su biz değil bunu mi? Zaten baştan siz beri de söylüyoruz. Devamında da benim kafamda soru işareti oluşturdu. Sizin su meta değilse, kar amaçlı kullanılmayacaksa niye özel şirketler bu kadar iyi gösteriyor? Meta değil. Özelleştirme Allah'ına kadar özelleştirmek. Ama benim söylediğim o değil. Eski değildir o meta değildir lafı. Benim söylediğim yalnız o değil. Ben şunu yapıyorsunuz demiyorum aslında. Şunu iddia ettiğiniz demiyorum. Belirsizlik var diyorum halen daha. Hı hı. Biz ne zaman öğreneceğiz? Neyi tartışacağız? Mesela bize derseniz siz yapıcı muhalefet yapın. Evet. Ben neyi alacağım? Da neyi okuyayım? Neyin üzerinden deyim bazı ki bu olumludur. Bazı gerçeklerden yola çıkarak konuşacağız hocam. Özür dilerim. Somut şimdi bakın, somut öneriler suya fiyat biçilemiyor diyorsunuz. Çünkü pek çok bilinmezlik vardır. Doğrudur. Doğrudur. Bir kere yönetim... Vatandaş nasıl karar versin peki bu önergeyi? Nasıl bir yargıya varsın? Şimdi bakınız. Vatandaş yok zaten yani, karar. Önemli değil vatandaş. Yoktur devrede. Suyun işletilmesinin nasıl olacağı kararlaştırılmadan herhangi bir fiyat kestirmek yapamazsınız. Biz sadece onu söylemiyoruz. Ancak alternatiflerini ortaya çıkarabilirsiniz. Siz de ama benim bir sürü söylediğimden bir tanesini söylüyorum. Ben diyorum ki... Başkalarına söyleyeyim. Sadece... Efendim? Başkalarına söyleyeceğim. Yani belli başlı peşin hükümlerden yaklaştığımız peşin sürece. Peşin hüküm değil. Ancak üzgünüm ama bu konuda slogan atarız. Onun ötesine geçemeyiz. Nedir slogan? Bakınız. Mesela ben, bu şeyin dışındakiler diyoruz ki projeyle yardımcı birimlerdir. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilmemelidir bize göre. Bu slogan mıdır? Hangisi mesela? Yani şeyden sonraki, barajdan sonraki bütün tesisler bizim olmalıdır diyoruz. Yani orada bir belirsizlik yoktur. Ben yani herhalde anlaşılmakta zor. Yani kendimi ifade etmekte ama zor. Ama sizin açınızda kabul edilmedi yani, daha Türkiye tarafından. Mesela bir belirsizlik vardır. Bu kamulaştırmalar meselesi vardır. Yani bu boruların... Hocam az önce ifade ettim. Bakınız boruların yapıldığı alanlarda geçici kamulaştırma yapıldı. İnşai faaliyet bittiği noktada o kamulaştırma ortadan kalktı. Dolayısıyla mülkiyette herhangi bir değişiklik söz konusu mesela değildir. Mesela iki gün önce kullandı. Sevgili Tufan Genel Sekreteriniz dedi ki belediyelerin tesisleri devredilemez. Ya bunlar varsayımlardır Fatma Hanım. Ya biz bu, şeyde okuyoruz nasıl?
Sevgili yani, Kurt, iki gün önce birlikteydik programda sevgili Tufan Erhunman'la. Evet. Dedi ki belediyenin varlıkları devredilemez, yasal olarak mümkün değil. Anayasa. Peki niye devredilemez diye söylüyoruz orada. Demek ki bir talep vardır ki yani var, olacak. Burada mesela BESKİ olarak açıklamalarınızda bu kadar şey devredeceğiz özele, bu kadar fiyat, paradır, bu kadar bir değerdir diye şey, söylediğimiz orada, aslında... Orada bir açıklama yapayım. Yani bu devirden çok kullanım hakkının, tamam, yani gene şeyde tabii, kalacak, tabii, tabii belediyede ki, kalacak şey ama ki, kullanım hakkının şeye devredilmesi, kullanım hakkını. Yani benim yatırımımı kullanacak anlamda, evet, çıkıyor bunda. Yani benim yatırımı değil, kullanım hakkını. Benim tesisimi kullanacak, dönecek bundan ciddi miktarda kar edecek ve bununla ilgili alternatif su kaynaklarını kullanıp kullanamayacağımızla ilgili. Deniz'den su üretip üredemeyeceğimizle ilgili birçok konuda sıraladığımız şeyde bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani bunda aslında bize yani kızmamanız lazım. Yok, kızmıyorum. Sizin sorumlusu, sorumlu göremiyorum. Özür dilerim. Sorumluluğumuzdur. Ben yani bu toplumda eğer yani bilen varsa da bakın, o zaman biz gayretsizlik hükümetin bakın, şunu söyleyeyim ben. Yani size. Eğer gayretsizlik olarak değerlendirirseniz Sayın yani Bakan biz çok, biz sizin yani, mesajlarınızı aldık hemen hemen yani. Siz alabildi yani gözünüzde onu görüyorum ama ben emin değilim doğru anlaşıldığından. Ben, bir şey söylemek mesajla istiyorum. Mı alacağız? Biz yani sevgili Asıl bakanımız çok bize net ifade mesaj o zaman o zaman yani yeterince sanıyorum bu bizim aslında en uzun programımız oldu şimdiye kadar. Çok uzun ses yükselince yeterli oldu. Konu fazla geliyor programınıza. Evet, tabii konu da çok hassas. Evet. Şimdi o zaman bir toparlamaya geçelim. Yani 3 aşağı 5 yukarı herkes belli etti şeyini de. Bir bir alalım görüşlerinizi. Ne projeksiyon yapıyorsunuz? Yani nasıl bir formül bulunabilir olasılığı var. Evet. İkincisi de isterseniz sonra da olur ama şimdiden söyleyeyim. Bu şeyde bir siyasi kaos veya siyasi bir şey olur, kopmalar yani hükümetin değişmesi ve tabii şeyi hiç konuşmadık. Bunun bence Kıbrıs görüşmelerine de çok büyük kötü etkisi olacağını düşünüyorum. Yani bu olayın böyle bir hani Kıbrıslı Türkler bir şey yönetemez, onun için onlara vermeyelim gibi bir iddia var ve bunu karşı taraf yapıyor. Yani evet. Türkiye Cumhuriyeti yapıyor. Veya işte buradaki mülkler geldi, mülklerine sahip çıkıldı, o bölgenin boruların geçtiği yer, bunlar hala daha biz metrekare ve kilometrekare olarak da bilmiyoruz bunları. Yani bunlar bir Kıbrıs sorununa da bir çıkmaz yaratacak. O zaman sizden birer birer şey alalım. Yani olası, yani bunun şeyi yoktur. Nasıl bir anlaşmaya varılabilir? Sizin tabii bir görüşmeler, bir UBP ile görüşerek bir anlaşma var. Bir de CTP Parti Meclisi'nin burada bir öne çıkışı vardır. Bu çerçevede nasıl bir anlaşma bulunur? Hükümette isterseniz aynı anda buna da ikinci ışık olarak cevap verirsiniz. Hükümetin dağılması veya bizi toplum olarak yeni bir seçim mi, yeni bir hükümet değişikliği mi, neler beklenir? Bunları alalım sırayla ve programımızı bitirelim. En son sorduğumuzdan başlayayım. Evet. Kafalar netleşsin. Cumhuriyet evet. Türk Partisi hükümette kalmak pahasına herhangi bir karar vermeyecek. Makul olacak ve bu makul olmak hali de ülke ihtiyaçlarını gözeterek olacak. Dolayısıyla biz 51-95 sayılı belediyeler yasası başta gelmek üzere ne ilgili yasaları ne de anayasayı ihlal ederek bir çözüme gitmeyeceğiz. Anayasa ve yasaları ihlal etmez. Bunun anlamı nedir? Belediyeler sahip oldukları mülklerin, hakların, yetkilerin ve sorumlulukların bütününde tek söz sahibidir. Yani evet. Biz belediye başkanlarının, bırakınız belediye başkanlarının bu konuda söz söylemeye hakkı yoktur. Karar kesinlikle verme hakkı yoktur. Belediye meclisleridir esas yetkili. Belediye meclislerinin yetkilerine herhangi bir müdahalede bulunacak bir hükümet kararı söz konusu olmayacak. Bu yeterince anlaşılırdır diye düşünüyorum. Evet. Bu konuda mevzuat hiçbir biçimde zorlanmayacak, ulaşılacak çözümde. Eğer çözüm bugün pek çok eleştiriye maruz kalan yap, işlet, devret modeli ile olacaksa bu konudaki yerel katılım belediye meclislerinin onayına tabidir. Belediye meclisleri adına bu konuda herhangi bir otoritenin karar verme yetkisi yoktur. Özelleştirmelerle ilgili maalesef pek çok olumsuz deneyimi oldu Kuzey Evet, Türk hala oluyor. Ama belediyelerde ve su konusunda özellikle uygulanmış pek çok başarılı özelleştirme
örneği de vardır. Bunların ben izleyeni, uzaktan takip edeni değilim. Uygulayıcılarından da biri olduğum Mausa için bilerek konuşuyorum. Evet. Gazi Mausa Belediyesi'nde denizden içme suyu arıtma tesisi bizim görevde olduğumuz dönemde inşa edildi. İşletmeci bir uluslararası bir ihaleydi. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazi Mausa Belediyesi mülkün ortak sahibidir. İhale uluslararası bir ihaleydi. Şartnamesi idare tarafından yani üniversite ve belediye tarafından hazırlanmış bir ihaleydi. Oradaki işletmeci Türkiye ve İsviçre ortaklı bir işletmecidir, bir konsorsiyumdur. Fiyat belirleme yetkileri söz konusu değildir. Şey mi belirliyor? Dolayısıyla sizin yaptığınız şartname ve o şartname çerçevesinde imzaladığınız sözleşme esastır. Keyfi hareket etme ihtimali yoktur eğer doğru hazırlanmış bir sözleşme söz konusuysa. Evet. Bir başka örnek yine Gazi Mausa'dan yola çıkarak söyleyeyim. Yine su konusuyla ilgili ama bu sefer atık su ile ilgili. Avrupa Birliği hibeleriyle inşa edilen ve şebekesiyle birlikte 23 milyon euroluk bir değeri olan atık su şebekesi ve arıtma tesisi yine bir ihaleyle bu sefer işlet devret yöntemiyle uluslararası bir ihaleye çıkıldı. Bunu da bir Alman firma devraldı. Hı hı. Yine belediyenin belirlediği kurallar çerçevesinde işletiyor. Herhangi bir keyfi fiyat politikası uygulaması söz konusu değildir. Üstelik burada altını çizerek söylemek istiyorum. Gazi Mausa Belediyesi'nin hazırladığı projenin daha sonra Güzelyurt Belediyesi'nin aynı yöntemle sahip olduğu işletmenin entegre edilmesiyle çıkılan ihalede de işletme maliyeti yaklaşık olarak %20 dolayında daha ucuz bir noktada bağlandı. Dolayısıyla özelleştirme doğru yönetildiği noktada, özelleştirmeden kasıt mülkiyet devri değildir. Sakın o da yanlış anlaşılmasın. Yap işlet devret, işlet devret. Yani sizin ve kontrol et. teknik veya mali kapasitenizin ihtiyaçlarınıza yanıt vermeyeceğini düşündüğünüz noktalarda özel sektörün imkanlarından da yararlanarak ama kamu menfaati doğrultusunda hareket ederek uygulayacağınız bir yöntemdir. Belediyelerde bu yapılmıştır. Yatırım projelerinin temel prensibi yatırım büyüklüğü arttıkça maliyetlerin düşeceği prensibidir. Dolayısıyla burada Türkiye'nin temel yaklaşımı ülkesel ölçekte bir projenin ihale edilmesiyle işletme giderlerinin ve su fiyatının düşeceği doğrultusundadır. Biz en başta ifade ettiğim hassasiyetle bu konuya onay vermiş durumda değiliz. Yani belediyelerin katılımının gönüllülük esasına bağlı olması kaydıyla tercih edilecek yöntemin yap işlet devret, işlet devret, işlet şeklinde olabileceğini düşünüyoruz. Ancak bu konuda bir karara varılmış değildir. Hı hı. Şu anda bizim en azından burada CTP olarak söyleyebileceğim şey şudur ki parti meclisimiz suyun yönetimi konusunda tartışmaya kapalı pozisyondadır. Hı hı. Ve aynen ifade ettiğim gibi suyun yönetimi konusu ve kullanım alanlarına sevki konusunda devlet birimleri yetkili otorite olmalıdır. Yatırım ihtiyacını göz önünde bulundurarak uygun finansman modelleriyle bu sürecin ilerletilmesi elzemdir. Çünkü bizim gerek içme suyu açısından, gerek tarımsal kullanım suyu açısından, gerek atık su yönetimi açısından standartlarımızı yükseltme ihtiyacımız ortadadır. Evet. Bu ihtiyacı en makul, en insancıl ve en ekonomik biçimde nasıl karşılayabiliyorsak o doğrultuda bir karara ulaşılması esastır. Altını çizerek söylüyorum Asım Bey ifade ettiği için gelecek olan firmanın adı dahi bellidir iddiası. Çok zorlayıcı bir iddiadır. Çünkü Merkezi İhale Komisyonu'nun hazırlaması öngörülen bir şartname çerçevesinde eğer dedikleri gibi bir durum söz konusu olacaksa biz bu işte zaten olmayacağız. Çok net olarak ifade edebilirim. Peki, çok teşekkürler. Asım Bey, siz de sorduğunuz soruları ben de ikinci sorudan başlayayım. Yani bu ülkenin sürekli seçime gitmesi çok doğru bir şey değildir. Belki bir muhalefet partisi olarak seçim istekli görünebilir, öyle düşünülebilir ama biz bir seçimin ciddi bir kayıp olduğunu ve şu anda çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama eğer her şey tıkanır ise ve sistem yürüyemez ise, meclis tıkanır ise ve bir alternatif de çıkmaz ise başka da çare bazen olamıyor ama son çare olarak erken seçimin düşünülmesi gerektiğini söylüyoruz. Kıbrıs sorununu etkiler mi onu?
Mutlaka etkileyebilir. Bakın yani DC'den bahsettiğiniz onlar evet. seçimlerini ertelemeyi düşünüyorlar. Bizde de etkiler mi? Mutlaka etkiler. Yani. Evet. Çünkü bu defa iç malzeme konusu olabilir hı-hı. Kıbrıs sorunu. Ve ciddi problem olur elbette ki. Ki bizden şey beklenebilir yani Toplumcu Demokrasi Partisi bir an önce seçim olsun. Kendisini artırsın. Farklı yerde artırsın şeklinde bir algıyla da hareket etmemiz beklenebilir ama biz gerçekten böyle samimiyetle söylüyoruz bunu. Diğer taraftan bizim için Su'nun gerçekten parasının ödenip sahibi olmamız gerektiği ve ondan sonra da sahibi olmanın yetmediği, bunun gerçekten gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özelleştirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Ben de aksine örnekler de verebilirim. Yani ilk başta verdiğim gibi bugün mecliste komite, yani Asım Kansoy'un başında bulunduğu komite Dayıdak'la ilgilidir. Orada bu komite hükümleri çok açık ve nettir. Ama hiçbir şey olmadı. Olmadı. Yani iyisi buna var. Denetlemeye de şeyimiz yok bizim. Ben yani içeride yok. Belediyelerimizin yaptığı ufak yani Türkiye'den dayatılan özelleştirmeler olmayan özelleştirmelerde bir sıkıntı yoktur. Ama Dayıdak gibi büyük ve dayatmak gibi büyük olaylarda, havaalanı gibi olaylarda ciddi problemler vardır. Bu konuda mevcutu kabul ettirmek konusunda sıkıntı yaşarken diğer taraftan yani bu dediğimiz şeyleri kabul ettirme konusunda nasıl iradeli duracağız? Biraz şüpheli konusunda. O durum evet. Biraz şüpheliyiz. Diğer taraftan BESK'i ciddi bir alternatif sunuyor ve halkın temsiliyeti olarak da algılıyoruz biz. İnşallah bunu yani serbest piyasa ekonomisi gibi düşünüp bir rekabet içerisinde değerlendirilmez diye düşünüyorum. Ben yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de o yönde adım atacağını düşünmüyorum açıkçası. Ben Sayın Bakanımızın söylediği birçok ilkesel duruşlar vardır. Ben bunları ifade etmesi edeceğini de düşünüyorum ama bunları ifade ettiğimizde arkasından da aynı şekilde sonuçların doğmasını beklemeliyiz. Biz de bunları takip edeceğiz açıkçası. Evet, tabii. Eğer bunlar olur ise bu yönde olursa ortaya konacak olanlar bizim ilkelerimize uygun Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin şu anda parti meclisinden aldığı kararlara uygun olur ise daha önce deklare ettiğimiz gibi bu konularda yapıcı desteğimizi hatta süreçte bizden de yardım isterler ise bizim fikirlerimize de değer verirler ise bizler de işbirliği yapabiliriz. Otururuz bu konuda çalışan arkadaşlarımızla sizlerle bir araya getirme konusunda da yardımcı olabiliriz. Kıbrıs Türk'ünün bu sorundan en olumlu ve en karlı şekilde çıkabilmesi için elimizden geleni yaparız. Çok teşekkürler. İyi bir mesaj. Buyurun evet, Sayın Bakan. Şimdi bu hükümetin bir kriz doğup su konusunda hükümetin dağılmasıyla ilgili olarak ben böyle bir krizin doğacağı inancında değilim. Yani sonunda bu hükümet devam eder. Zaten devam etmesi de gerekir. Çünkü bugünkü şartlar içerisinde çözümün beklentisi hareketlerin olduğu bu yıl içerisinde böyle bir seçim ortamına girmek hiç de hoş olmaz. Yani bunu bozar. Onun için ben devam edeceğim ve bunun bozulmayacağı inancındayım. Şey olarak yani mantık olarak ben tabii ki köken olarak özel sektörden gelen biriyim ve özel sektörü çok savunan da biriyim. Evet. Özelleştirmeleri de savunan biriyim. Ancak bu projeye de BESK'i projesine girip işin boyutunu öğrendikten sonra özelleştirmelerin ve özelleştirmenin ne gibi sıkıntılar yaratabileceği konusunda da bir düşünce geliştirdim. Artı bir röportajınızda ben bir sonuçta Kıbrıslıyım dediniz. Yani bu toplumun varlığını da yani geleceğini de düşünmek zorundayım diye böyle bir ifadenizi kesin şeydi. Yani çünkü şöyle diyeyim yani hep bunu devamlı ifade etmeye çalışıyorum. Kıbrıs Türk'ünün en çok ihtiyacı olan özgüvendir. Son zamanlarda da özgüven konusunda da müthiş bir şey var. Zafiyete uğramak durumundayız. Onun için yani bu eldeki varlıkları yönetemeyiz gibi sözlerin toplum şeyinde, vicdanında büyük yaralar açtığını gözlemliyorum. O bakımdan BESK modelinin bu aşamada
Kıbrıs Türk'ünün bir şeyi becerebileceğini, yani bu popülizmden uzaklaşacağını, belediyelerin şimdiye kadar yaptığı bütün hatalardan arınacağını, profesyonelleşeceğini. Fırsat yani bir yerde. Bir fırsattır. Ha, bunu deneyip de bunu da başaramazsak zaten biz kendi kendimize kendimiz oturup da muhakeme etmemiz lazım. Yani demek ki biz başaramayız. Demek ki biz hala daha değişmemişiz. Demek ki dışarıdan bize söylenenler doğruymuş diyebiliriz. Ama bence böyle bir şey hazırlanıp bu kadar emek yapıldıktan ve bunun için evet biz buna hazırız, biz bu dağıtımı yaparız, biz zaten bunu yapmaktayız ama bunu daha profesyonel yapacağız diye bir iradeyle çıkmış bir şey varsa buna bir imkan verilmesi lazım ve bunun arkasında hükümetin durması lazım gelir inancındayım. Tabii ben Sayın Bakan'ın bütün sıkıntılarını anlarım çünkü hepimiz yani Asım Bey de dahil hepimiz bu görevlerden geçtik yani. Bakanlık yapmak çok da kolay bir şey değildir. Ne gibi koşulları göz önünde bulundurduğunu ben çok iyi biliyorum. Çünkü her şeye bakmak gerekir. Biz kendi açımızdan belirli şeyleri söyleyebiliriz ama ben gene de şunu söylemek gerekiyor. Yani bu toplumun kendine güvenini artması açısından bence BESKİ çok önemli bir imtihan olabilir. Buna bir denemek olacak. Lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kısaca bir şey söyleyeyim. Tabii Yücel Bey de eklesin bir şey ve kapatalım. Gelirken radyodan duydum bazı belediye başkanlarının bu girişimden çekildiğini. O ana kadar şey düşünüyordum. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ikna edilecektir. Yani bir özelleştirme dalgası içine girilmesin bu konuda. Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi'nin direnişi ve çıkışı belli. Bu hükümete de sirayet edecek. Ulusal Birlik Partisi'nin de bu konuda çok fazla engel çıkarmayacağını ve dolayısıyla bu girişimin, yani belediyelerin girişiminin hükümet nezdinde destek bulacağını düşünmekteydim gelirken. Fakat bu şey darbe girişimi olduktan sonra konunun boyut değiştirdiğini ve artık hükümeti bozma pahasına BESKİ'nin devreden çıkarılmaya çalışılacağını düşünüyorum. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bir direnişi olursa, devam ederse ve TDP'de TDP'nin zaten açık desteği, bir desteği söz konusudur. Ama daha ileri belediyelerin şu anda her ne kadar bir darbe yemiş olsa bile girişim belediyelerin bir duruşu söz konusudur. Sivil toplum da tabii var. Türkiye'nin ikna edilebileceğini ve Sayın Erkut Şahin'in de ifade ettiği gibi hiç de meta, ticari bir meta olmayacak sunun insani bir ihtiyaçtır ve bunu belediyeler şimdiye kadar yanlış yapmış olabilir. Ama geliştirilen bir model vardır ve bu çerçevede yani suyun ticari bir meta olmadığı anlayışından hareketle, insani bir ihtiyaç olduğu anlayışından hareketle ikna edilebileceğini düşünüyorum. Yani bu baskıların savuşturulabileceğini düşünüyorum. Ve düzgün ama bir iş esas yapmak. Mesele burada belediyelerin bu girişimine derhal sahip çıkılmasıdır. Yoksa gelsinler, sunsunlar önerilerini, özel şirketlerle bir bunları yarıştıralım. Bu anlayışla gidilirse girişimin sonlandırılacağını düşünürüm. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Erkut Şaherli, Asım İdris, Derviş Genel Deniz. Çok iyi bir program oldu. İzleyicilerimizi sanıyorum her yönüyle değerlendirdik. Umarız bu makus talihi Kıbrıs Türkiye olarak yeneriz. Çünkü yani 74'ten beri biz Kıbrıslı Türk yöneticilerin veya işte tümünü katmayız ama yöneticilerin esası da başarısız olduğuna inanıyoruz. Çünkü yani bugüne kadar bir gerçekten elde edilen, bu toplum için elde edilen bir şey yok. Tam tersi elimizde olanların da bir gittiği dönemler yaşıyoruz. Yani bu çok yazık olur ve bunun sorumluluğu çok ağırdır. Bunları tarih de yazacak, tarih de yargılayacak. Yani bunu sadece bugünü kurtarmak anlamında düşünmememiz gerekir. Sizden bekliyoruz bunları, bu çalışmaları. Siz bu yola baş koydunuz ve sizleri de bir öncü kişiler olarak görüyoruz. Siyasi parti olarak ve teknik eleman olarak ve daha başka bunun destekçilerini, buna inanan belediyeyi ve tabii ki onlardan artık bu işin çok ciddi olduğunu ve mutlaka ciddi işler yapmalarını ve çok akıllı davranmalarını da beklemek hakkımızdır. Evet, sevgili izleyicilerimiz, programımızı bitiriyoruz. En uzun programımız oldu sanıyorum bu şimdiye kadar. Ama çok iyi oldu, çok derinlemesine ve gerçekten
çeşitli önerilerin sunduğu ve yani o yola doğru da özellikle yetkili Erkut Şahali'nin daha bir böyle sorumluluk biraz omuzlarına geldiğini düşünüyorum. Evet, programımızı Million Years Ago şarkısıyla Adele'nin bitireceğiz. Gelecek hafta Çarşamba günü yine canlı yanında yayında bir başka konuda ve konukla buluşacağız. Programımızın pazar günleri saat 11'de tekrarı var. Hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar ve teşekkürler koçlarımız. Deep down I must have always known that this would be inevitable. Stripes I'd have to pay and bare my soul. Think of things to say, like a joke or a memory.